Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek, ben teşekkür ederim. Hocam küçük bir ricam olacaktı başlamadan ama ekranı yan çevirebilmeniz mümkün mü? Hemen deneyeyim. Saniye. Oluyor mu? Oldu Biraz hocam. aşırı gibiyim ama. Şöyle. Oldu mu? Tamamdır hocam, sıkıntı yok. Dilerseniz başlayabiliriz hemen hocam. Tamam, tabii. İsterseniz ben çok kısaca bir kendimi tanıtayım. Tabii. Ben uzman klinik psikolog İlayda Sambay. Sevgili Profesör Doktor Mehmet Zuhun Süngil ile süpervizyon sürecimi ve yüksek lisansımı tamamladıktan sonra bilişsel davranışçı ekolüyle ve kabul ve kararlılık ekolüyle çalışan bir psikoterapistim. Toksik ilişkilerde bugün aslında ben nelerden bahsedeceğim? Sınır neden önemli? Bizim için ne anlama geliyor? Ailelere bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz? Çünkü en çok sıkıntı yaşadığımız durum bu oluyor çocuklarla ilgili. Biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi isterseniz çok kısaca bir toksik ilişki nedir? Onu söyleyeyim öncelikle. Aslında temel amacımız bizim ilişki kurarken kendimizi daha iyi hissetmek iken bazı ilişkiler bize tam tersi etki yapar. Zarar verir ve aslında kendimizi kötü hissetmemize neden olur. Bu tür ilişkiler de kişi için oldukça yıpratıcı oluyor. Tam da böyle kendinizi iyi hissetmek yerine aslında tam tersini yaşarken buluyorsak bu bir gizlenmiş psikolojik zehir diyebiliyoruz biz. Uzun süre fark edilmeyen, duygusal, fiziksel her türlü zarar veren, çok fazla yıkıcı etkisi olan, aslında kişinin zaman içinde de kendini hiç iyi hissetmediği ama bütün bunlara rağmen de vazgeçemediği bir zehir gibi diyebiliriz. Ne oluyor burada? Kendimize ait bütün benliğimiz, değerlerimiz belki bunları kaybetmeye başlıyoruz ve sürekli sizi eleştiren, sizi anlamayan, belki de aşağılayan kişiler ruhumuzu zehirler bir hal alıyor. Ne oluyor? Biz de bu aslında zamanla bunu içselleştiriyoruz ve güvenimizi tamamen kaybetmeye sebep oluyor. Bu anlamda ben önce şunu söylemek istiyorum sevgili bizi izleyenlere. Kendimiz de yaşıyor olabiliriz. Ama çocuklarımız için bugün burada bunu konuşuyorsak önce o yol bizden geçiyor. Yani önce diyorum ki ben işaretleri fark edin, siz kabul edin. Çünkü fark etmek, değişmeye çalışmak ve gerçeklerle yüzleşmeye başlamak anlamına gelir. Bu anlamda niye sınırlar devreye giriyor? Çünkü iletişimi ve ilişkiyi aslında sağlıklı şekilde sürdürmek görevini üstlenir sınırlar. Nedir bu? Çocuklarda kimlik oluşturma, otokontrol, hedeflere ulaşmaya yardımcı olma, öz saygı güçlendirme gibi gibi etkileri var. Ve bu yüzden de ebeveyn olarak çocuğumuzu ilk bizler bunu öğretiyoruz. Ve biz ruh sağlığı profesyonellerin buradaki görevi de bunu ebeveynlere aslında doğru şekilde aktarmak oluyor. Çocuğumuzun sınırları öğrenmesini ve aslında kabul etmesini sağlamak için önce biz kendi sınırlarımızı fark edeceğiz. Bir annenin de aslında bir babanın da sınırları var ve çocuğun her ihtiyacını yerine getiremez. Bunu bir kabulle başlayalım. Genel olarak bu ekonomik olabilir, fiziksel olarak olabilir, bir sürü yapamayacağı şeyler olabilir. Ve bu noktada kabullenmek gerekiyor. Bunları yapamayacağımızı kabullenmek gerekiyor. Çocuğun da bu durumu daha rahat sindirmesini ve anlamlandırmasını sağlar bu aslında. Çocuğumuzun istediği bir şeyi yapamayınca evet üzgün hissedebiliriz kendimizi ama hayat yapamayacaklarımızla dolu. Ve bunun da çocuğun öğrenmesinin tek yolu, hayata hazırlanmasının tek yolu ailelerden geçiyor aslında. Ya da hepimiz bu anlamda kol kolayız bence. Öğretmenler dediğim gibi, ruh sağlığı profesyonelleri hepimiz bu anlamda el eleyiz diye düşünüyorum. O yüzden de ama iş en başta ebeveynler dediğimiz için bizler sınırları ne kadar içselleştirirsek çocuğumuz da bu sınırları görerek içselleştirecek. Ben devam edeyim mi yoksa hani bir şey sormak, sus dediğiniz zaman susabilirim yoksa ben böyle anlatır devam Estağfurullah ederim. hocam. Son 5-10 dakika sorularımızı alabiliriz. Yok devam edebiliriz yani şu an sıkıntı yok. Tamam, peki. O zaman sınırlardan devam edeyim.
Aslında üç tane temel sınırlarımız var bizim. Geçirgen sınır dediğimiz, katı sınır dediğimiz, bir de yarı geçirgen esnek dediğimiz sınırlar. Burada geçirgen sınır dediğimiz şeyi şöyle düşünün. Kuma çizilen bir çizgi gibi düşünün. Yani bir sınır var ama hani çok kolay aşılabiliyor bu. Geçirgen sınırlara sahip insanlar karşılarındaki kişilere hızlı güvenir ve karar alırken yönlendirilmeye de oldukça aslında açık olurlar. Manipülasyona çok açıklardır. O yüzden bu bizim istemediğimiz, özellikle mahremiyet ve benlik algılarını zedeleyebildiği için bu anlamda bunu istemiyoruz. Şimdi diğer tarafta o katı sınırlara baktığımız zaman da sağlam bir tuğla, böyle bir duvar gibi düşünebiliriz bunu. Burada da duvar güçlü bir darbe almadıkça yıkılması zor oluyor. Yine katı sınırlar koymayı tercih eden insanlar genellikle duygusal ya da fiziki yakınlık kurmaktan da kaçınırlar aslında. Ve fikirlerini kendilerine saklamaya tercih ederler bir yetişkin olarak gözlemlediğimizde. Esnek sınır dediğimiz, neden buna bu kadar değiniyorum? Önce dedik ya hani kendimizden geçiyor, kendimiz bir şeylerin farkında olacağız ki çocuklara bu anlamda doğrusunu öğretebilelim diye. Bu noktada esnek sınırlar, yani aslında kas katı da değil, ama belirgin çizgiler de var. Buna biz yarı geçirgen esnek sınırlar deriz. Yeni fikirlere açık olur böyle kişiler. Kendilerini tehlikelerden koruyacak olan mesafeyi aslında rahatlıkla ve aynı zamanda korumacı bir şekilde de belirtirler. Ben burada çocuklara bunu şu şekilde anlatıyorum. Düşünün ki diyorum bir balon hayal edin. Bu balonda seçici geçirgen bir balon ve siz istediğiniz kişilerin, istediğiniz düşüncelerini bu balonun içine alabilirsiniz. İstemediğiniz, sizi rahatsız eden şeyleri de o balonun dışında bırakabilirsiniz şeklinde anlatıyorum öncelikle somutlaştırmak adına. Çünkü sınır çeşitliliğine bakıldığında kendini bir sınır türüne konumlandırmak kişi için de zor aslında. Ki çocuk için çok çok daha zor tabii ki. Sınır bu noktada bir spektrum gibi değerlendirilebilir. Yani her birimizin bir ucu aşırı katı aslında, bir ucu da aşırı geçirgen. Biz o doğruda bir yeri bulmamız gerekiyor. O sağlıklı sınırlara ulaşmak istiyorsak. Bu yüzden de ailelere, kişilere ben şunu söylüyorum. Limitlerinizi tanıyın önce. Hepimizin fiziksel, duygusal, mental ya da zamansal sınır değerlendirmeleri farklı. Kendimizi iyi hissettiğimiz fiziksel yakınlık limiti ne? Kararlarınızı dışarıdan gelen müdahaleler ne düzeyde kabul edilebilir boyutta? Kendinize doğru soruları sorarak bu alandaki fikirleri aslında tanımaya çalışabilirsiniz. Sonra duygularımız önemli. Yani belirlediğimiz bir sınırın farkında olmadan aşılması ne yapacaktır? Bizi stresli hissetmemize sebep olacak. Karşı karşıya kaldığımız hangi davranışların aslında bizde hangi duyguyu uyandırdığını da bilirsek bunu da önleyebiliyoruz. Yine bizden faydalanıldığını düşündüğümüz ya da kendimizi istemeden içinde bulduğumuz anlarda bu anı sizi neyin getirdiğini düşünün diyoruz. Belirli kişiler, belirli zamanlar ya da kullandığınız yöntemler sizi bu noktaya getiriyorsa bunları engellememiz mümkün. Biz ifade etmedikçe insanlar sınırlarımızı geçip geçmediklerinin farkında olamayabiliyorlar. Yani sınırlarımızı ifade etme konusunda bize sorumluluk düşüyor. Biz direkt olmalıyız. O yüzden de sürdürülebilir olması da önemli bu anlamda. Belirtirken sınırlarımızı tartışmalara ya da savunmalara yol açsa bile bu anlamda kararlılığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Kim olursa olsun. Bu küçük adımlarla olabilir. Yani mesela çalışanlar için işte iş saatleri dışında gelen mailler, hele ki özellikle bu pandemi döneminde çoğunlukla kimsenin en çok aldığım şikayetlerden biri kimsenin böyle bir mesai saati kalmadı. Bununla ilgili bir sınır koymak olabilir. Evde o gün herhangi bir çamaşır bulaşık yıkamak istememek olabilir. Yani kendimize de hayır dememiz gerekiyor. Çünkü öz saygımız burada anlamlı bir hale geliyor. Hayır diyebilmeliyiz. Kendimize de başkalarına da. Yani bugün o çamaşır yıkanmadığı için ya da bugün o maile cevap verilmediği için o ev de yıkılmayacak, o iş de batmayacak. O yüzden kendimize ait önceliğimiz olsun. Biz kendimizi regüle edebilelim ki çocuklara bunu öğretebilelim. Bizim görevimiz bu anlamda taşmadan, dolmadan, hani o patlama noktasına gelmeden bir es verebilmek, bir dur diyebilmek kendimize. Bu da hem kendimizi hem başkalarının sınırlarına saygılı olmaktan geçiyor. Kurduğumuz ilişkiler de bu anlamda iyileşiyor.
Ha, çok zorlanıyorsak sınır koymakla ilgili de evet burada bir destek alınabilir. Çünkü hayat ağacı diye hani aslında mitolojide de vardır. Barınak, yuva ve koruma sağlayan ağaç anlamına gelir. Bu böyle üstüne tırmanıp beslendiğimiz bir ağaç. Henüz küçükken devasa gözüken bir ağaç şeklinde. Bu tıpkı hani annemiz ya da bize yani bakım veren ebeveynimiz gibi düşünebiliriz. Mitolojide tanrıçalar, anneler genellikle bu hayat ağacı ile aslında tasvir ediliyor. Buradaki amaç da şu, ağaç annelik için doğal bir sembol. Meyveleriyle, çiçekleriyle etrafındaki kuşlara ve hayvanlara hem bir sığınak hem de besin sunmuş oluyor. Burada çocukla anne arasında benzer bir ilişki var. Bizler fiziksel olarak annelerimizin bedenlerinde, ruhsal olarak da anne çocuk ilişkisinde hayat buluyoruz. Anne dediğim tekrar hani bunu söylemek istiyorum. Sadece doğuran kişi anlamında söylemiyorum. Yani bir çocuğun dünyasına ona bakım veren kişi ya da kişiler aslında. Burada merak duygusu veriyor çünkü bu kişi çocuğa. Heyecan duygusu veriyor, coşku veriyor. Hayatın tehditlerine karşı koruma sağlıyor. Bunun dışında her zaman libidinal olarak yani coşku ve sevgiyle ulaşılabilecek bir kaynak olmalı bu. Eğer ki anne bu libidinal ulaşabilirliği ketlerse, engellemişse, kendi dünyasında sıkıntılar varsa, bu yüzden çocuğa yeterli bakımı veremiyorsa çocuğun doğal yaşam coşkusunu da, merakını da, kendi olma fırsatını da aslında engellemiş ya da ketlemiş oluyor. O yüzden kurduğumuz ilişkilerin bizde oluşturduğu olumsuz duygular bu ilişkinin toksik olup olmadığı hakkında bilgi veriyor evet ama bazen bunu fark edebilmek özellikle hani dediğimiz gibi bu kişiler yakınlarımızsa oldukça çok zorlayıcı bir hal. O kişilerin bizler için çok değerli olması, onlardan vazgeçemeyeceğimiz duygusu, yaşadıklarımızı anlamlandıramamak gibi sebepler bu ilişkiyi görmemizi engelleyebiliyor. Bu konuda en zorlayıcı farkındalık tabii ki bazen kabul etmek zor olsa bile maalesef ki ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkinin toksik olması. Çünkü eğer ki bir toksik ebeveynlik söz konusu ise yaşamımızın ilk yıllarında o ebeveynle geçirdiğimiz zaman o etkileşim, o ortam bizi direkt etkileyecek. Bu da neyi oluşturuyor? Karakterimizi, benlik gelişimimizi hepsi buna bağlı. Şimdi ebeveynlerimiz kendi doğrularımızı oluşturma sürecimize katkıda bulunuyor. Ve çoğu zaman ne yapıyor? Bizi biz yapan yapı taşlarının oluşmasını sağlıyor. Bazen de bu bizimle kurduğu ilişki toksik özellikler gösterirse ne olacak o zaman? İyi olma halimizi de, mutsuzluğumuzu da aslında etkileyecek ya da mutluluğumuzu da etkileyecek. O yüzden özellikle ebeveynlerin çocuklarına dair gerçekçi olmayan beklentilere girmeleri ve bu anlamda baskı oluşturmaları da aslında hani toksik bir ilişki ya da toksik bir davranış demek belki daha doğru. Çocuklarının gerçek ihtiyaçlarının ilgi ve yeteneklerini düşünmeden sadece kendi planları doğrultusunda beklentiye girmek aslında çocukların büyük bir stres altında yaşamalarına ve doğal olarak da mutsuz olmalarına sebep oluyor. Bu daha çok akademik kaygılarla ön plana çıkar belli yaş gruplarında bize öyle gelir ama bu tarz bir ebeveynlik yaklaşımı sonucunda çocuklar üniversite tercihlerini bunları seçemezler. Yetenek, ilgi ve becerileri sorgulanmadan aslında her alanda aynı yüksek standartlarda sanki başarı göstermeleri gerekiyormuş gibi beklenti oluyor. Bütün bunlar bu toksik dediğimiz ebeveynlik kapsamında ve bu yani kişinin ileride evleneceği kişiye kadar gidebilir. Onun seçimine kadar gidebilir. O yüzden sınır her zaman katı, esnemeyen ya da aslında mesafeli anlamına gelmiyor bu anlamda. Biz ne kadar erken dikkate almaya başlarsak davranışlarımızı da o kadar erken düzenleriz. Sınır koyma aynı zamanda ebeveynin çocukla arasındaki güvenli ilişkiye de zarar vermeyi engelliyor. Burada da en uygun dönem 2,5-3 yaş arasından bahsediyoruz. Çocuklara sınır koymamızın onları sevip sevmemize de bir ilgisi yok. Önce bunu anlatmamız lazım. Bunun herhangi bir hatalarıyla ya da doğrularıyla da ilgisi yok. Koşulsuz sevgi burada önemli bir kavram. Neden ihtiyaç duyuyoruz zaten sınırlara? Karşı taraftan gelen bir isteğe hayır diyebilmek. Aynı zamanda karşı tarafın bizim sınırlarımızı öğrenmesini sağlar. Yetişkin olarak istemediğimiz şeyleri belirtebilme becerimiz çocukluğumuzda aldığımız bu mesajlarla, bu sınırlarla gelişiyor. O yüzden çocuğun kendi sınırlarını oluşturabilmesi adına
Anne ve babalar olarak bizlerin sınırları önemli. Biz ruh sağlığı profesyonellerin yönlendirmesi önemli. Öğretmenlerin yönlendirmesi son derece önemli. Eğer diyelim ki çocuk ebeveynlerinin bir şeyi sadece başkalarının beklentilerini karşılamak adına yaptığını görürse, o zaman nasıl bir mesaj alacak? Ha, istemediğim zamanlarda bile karşıdan talep gelirse ben bunu karşılamalıyım. Bu noktada ebeveynler olarak doğru örnek olmak için aslında önce işte orada sınır çizmek hem çocuklarımıza hem kendimizin sınırlarını belirlemek bu yüzden kıymetli. Doğdukları ilk andan itibaren düşünün çocukları, konforlu bir yaşam içindeler. Genellikle pek çok ihtiyaçları ne oluyor? Ebeveynler tarafından zaten karşılanıyor. Çocuk kendini rahat hissettiği, çok sevildiğini ve değer gördüğünü bildiği, o sınırların olmadığı bir ortamda yaşamın getirmiş olduğu gereklilikleri yerine getirmek istemez. Çünkü bunları deneyimleyerek öğrenmek ister ve aile bunun onun için yapmış olursa ileride sorumluluk almaktan da kaçınacak. O yüzden sandığımızın aksine hani o sınırların belirsiz olması olumlu bir şekilde sonuçlanmıyor. Aksine o sınırlar çocuklara daha güvenli ve çerçeveli bir alan yaratıyor. Bu alan içerisinde de deneyimlerin sonucu olumlu da olsa, olumsuz da olsa sonuçta daha zararsız bir şekilde yüzleşiyor. Çünkü ne yapmış oluyoruz? Öz denetim becerisini geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Hayatta her zaman seçim yapma şanslarının olduğunu ve yaptıkları seçimler sonucunda sorumluluk almaları gerektiğini öğretmiş oluyoruz. Hangi davranışın riskli olduğunu, hangisinin güvenli olduğunu, davranışı gerçekleştirdiğinde karşısına hangi sonucun çıkacağını öğretmiş oluyoruz. Çocuklar sınır sayesinde istedikleri her şeye her an ulaşmalarının mümkün olmadığını öğrenir. Gelecekte zorluklarla başa çıkabilmelerini sağlayacak özellikle o beyin bağlantılarını da güçlendirmiş olur. Çocukları hem fiziksel hem psikolojik anlamda güvende hissettirir bu. Çocuk kurallara uymanın önemini öğrendiği için ne oluyor ileride? Toplumsal normlara da uyum sağlıyor ve sosyal beceri de gelişiyor. Bu yüzden temeldeki o aile bireyleri arasında yaşanabilecek problemlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Ha, diyelim ki sınırlar olmazsa ne olur? O zaman stresli çocuklar ortaya çıkar. Daha agresyonu yüksek çocuklar ortaya çıkar. Bu yüzden hayır deyip çocuklarımıza sınır koyduğumuzda o kaotik ve karmaşık olabilecek bir dünyada tahmin edilebilirliği ve güvenliği keşfetmelerine yardım etmiş olacak. Eğer sınır koymazsak ve onaylamadığımız bir davranışı gerçekleştirmesine izin verirsek, o davranışın yanlış olduğunu öğrenme şansından mahrum bırakmış olacağız. Bizim görevimiz duygusunu kabul etmek, davranışını etmek değil. Böyle bir hataya düşüyoruz maalesef ki. Sanıyoruz ki o kabul dediğimiz şey aslında çocuğun duygusunu kabul etmek, davranışını değil. Duygusundan kendi sorumlu biz değiliz. Üzülebilir, öfkelenebilir ama öfkelendiğinde nasıl davranması gerektiğini sağlıklı şekilde biz ona öğretebiliriz. Hemen duyguya müdahale etmeye çalışıyoruz. Hemen problemi, sorunu çözmek istiyoruz. Burada zaten problem ortaya çıkıyor. Çünkü gerçek yaşam böyle bir yer değil. Kendi sınırını kendi koyacak ve problemini kendi çözecek. Burada tabii şu da çok gelen sorulardan oluyor. Hani tamam, evet bir sınır koymamız gerekiyor. Bunda hemfikiriz ama nasıl koyacağız? Yani bunun belli bir böyle kuralı var mı? Şimdi burada hani nacizane önerebileceğim birkaç şey, sınırları oluşturmadan önce sınır koymaktaki hedefimizin ne olduğunu, bu noktada sınır koymaya gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını anlamamız lazım. Koyduğumuz sınırların çocuğun doğasına uygun olup olmadığını detaylı bir şekilde düşünmemiz gerekiyor öncesinde. Yani diyelim ki bir konu hakkında sınır koymaya karar verdik. O zaman kısa, az sayıda ve net olacağız. Kurallara uyan veya uymaya çaba gösteren çocuğun davranışlarını gözden kaçırmayacağız. Teşekkürler gibi geri bildirim vereceğiz. Çaba gösterdi ve bunun karşılığını aldığı için ne olacak? Bir sonraki deneyiminde de aynı güzel tepkiyi alabilmek için yine çabalayacak ve bu şekilde bu davranışı öğretecek. Yaşına ve içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun olması gerekiyor. Fazla sorumluluk vermek de hiçbir zaman iyi bir şey değildir çocuklar için. Sınırlar tutarlı bir şekilde uygulanmalı. Yani evde yalnızca bir saat ekrana bakmasına izin verirken dışarıda bizi rahatsız etmesin diye saatlerce yapmasına göz yumarsak orada çocuğun kafası karışıyor.
ve o sınırda önemini yitirmiş oluyor. Çünkü bu anlamda bazen özellikle boşanmış anne babalarda gördüğümüz kendi içinde tutarlı olmadıkları durumlar oluyor. Bu da çocuğun kafasına çok karışıyor. Yani biri evet derken diğerinin hayır dememesi gerekiyor bu anlamda. Çocuğu tehdit etmek yerine zaman zaman olayın sonuçlarından haberdar etmemiz lazım. Yani ona vurmayı bırakmazsan seni öğretmenine şikayet ederim demek yerine bedele odaklanmak. Ona vurmayı bırakmazsan onu elinden almak zorunda kalırım gibi. Sınır koyarken odaklanmamız gereken kişi çocuk. Sorumluluk çocukta. O yüzden biz kelimesini de kullanmamalıyız. Bununla da çok hani bizim uykumuz geldi, bizim sınavımız var. İşte biz onu yere vurmuyoruz, değil mi? Biz öyle yapmıyorduk gibi böyle oluyor. Bu da değil. O yere vurmak için değil. Çocuk orada tek başına. Biz değiliz. Ama temelde tabii ki duygusunu yansıtıyoruz. Böyle bir durumla karşılaştığımızda bunu öğretmek için çocuğun hislerini, duygularını, arzularını gördüğümüzü ve onu onayladığımızı bildiriyoruz. Yani bana kızdın. Bir şey oldu. Evet, farkındayım, bana kızdın. Görüyorum duygunu. Sonra sınırı ifade ediyoruz. Dakikalarca niye hayır dediğimizi anlatmıyoruz. Net bir şekilde hayır diyoruz, açıklıyoruz ve her seferinde yeniden bunu sorarsa yeni açıklama eklemiyoruz. Buradaki bahsettiğim şey böyle katı, despot, sert bir tutumdan bahsetmiyorum tabii ki. Ama çocukluk bir anlamda yetişkinliğin demosu. Dolayısıyla da hepimiz bir konuda düşünün ki biz yetişkinler engellendiğimizde nedenini anlamak isteriz biri bize hayır dediği zaman. Aynı durum çocuk için de geçerli. Açıklamadan sadece hayır demek çocuğun kafasını karıştırır. Bu durum neden engellendi bunu bilmek ister. Hayır çünkü ben böyle istiyorum hani gibi bir şey değil tabii ki. Bu bir ifade etmeyecek çocuğa herhangi bir anlamı. O yüzden hayır derken evet nedeni açıklıyoruz ama hani lafı da evirip çevirmiyoruz. Bizden yapamayacağımız bir şey mi talep ediyor? Açıklamamızı anlamamakta ısrar etse bile tutarlı bir şekilde neden hayır dediğimizi açıkladık. Hani cevabım değişmeyecek. İlerleyen süreçte çocuğun sakinleşmesini kolaylaştıracak bu. Başta zor bile gelse. Çünkü şöyle düşünün. Empati kuralım anlaşılmak her yetişkinin olduğu gibi çocuğun da ihtiyacı. Yani evden çıkmamız gerekiyor ama işte çocuk bir anda oyun oynamaya devam etmek istiyor mesela. Orada ne var? İsteğini anladığınızı ama bunun neden olmayacağını anlatmamız kıymetli. Biliyorum şu an oyuncaklarını bırakmak istemiyorsun ve bu durum seni üzüyor ama evden çıkmamız gerekiyor. Çünkü işte bizi bilmem kim yemeğe bekliyor. Çünkü ben işe geç kalıyorum gibi. Yani evet döndüğümüzde oyuncaklarını oynayabilirsin şeklinde açıklayıcı ve anlayışlı bir cümleyle de cevap verebiliriz. Yine çok karşılaştığım örneklerden ne var? Markete gittik, alışveriş merkezine gittik. Çocuk istediği bir şeyi hayır alamam dediğimizde ne yapıyor? Kendini yerlere atıyor. Ne oluyor burada ebeveynde? Eyvah rezil olduk. Şimdi bizim şöyle bir döngümüz vardır aslında. Yani o çocuğun davranışının en tepe noktasını, pik dediğimiz bir nokta vardır. Buraya çıkmasına izin vermemiz gerekiyor. Biz oraya gelmeden şuralarda pes ediyoruz. O yüzden diyoruz ki her defasında aynı şeyi yapıyor. Bir buraya çıksın, bir atsın kendini yerlere parçalasın ve bir tepki almadığını görsün. Marketten çıkarın gerekirse. Bir kucağınıza alın, bir yere oturtun. Susuncaya kadar sessiz bir şekilde bekleyin. Sakinleştikten sonra bu birkaç dakika yani saatler de sürebilir. Sakinleştin mi şimdi içeri girip devam edebiliriz gibi bir şey söyleyebiliriz. Herhangi bir yorum yapmadan onun sizin istediklerinizi aslında anlamasını da sağlayarak biraz ona da yardım ediyoruz. Ağlamanın amacımız şu, ağlamanın yerlere yatmanın hiçbir işe yaramadığını göstermek. Hayır kelimesi hayırdır. Çünkü o zaman dediğim gibi ne olacak? Çocuk ağlamanın, kendini yerden yere vurmanın işe yaradığını görmüş olacak tam tersi olursa. Ha ağlarsam, kendimi yere atarsam istediğim yapılacak. Bunu öğretmiş olacağız. Yani zayıf tarafları görürse o düğmeye basmaktan çekinmezler. O yüzden biz de o döngüden kurtulamayız. Yine en sık karşılaştıklarımdan bir tanesi çalışan annelerde. Zaten çalışıyorum hani az görüyorum. Orada mesela senden nefret ediyorum dediğinde bu beni çok üzüyor. Yani bu yüzden istediğini yapıyorum. Kendilerine gerekçe göstermek adına bazen orada çocuğunuz sizden nefret ettiğini söylediğinde ne diyebiliriz mesela? Şu an çok kızgınsın, beni sevdiğin halde nefret ettiğini söylüyorsun. Kızgın olmanı anlıyorum ama bunu başka şekilde ifade edebilirsin. Yani orada içselleştirmeyeceğiz, bozulmayacağız, küsmeyeceğiz.
Burada aynı zamanda da ne olacak? Her istediğinin yapılmayacağını konuşmuş olacağız. Alternatif sunmak, uygun alternatifleri hedeflemek, yine burada sınır konusunda seçenek sunma örnekleri çok işe yarar. İşte çocuk diyelim ki duvarı boyamak istiyor. Duvarı boyamak istediğini biliyorum. Duvar boyamak için değil, kağıtları boyayabilirsin. Duvarı boyamayı seçersen bugün boyalarınla oynamamayı seçmiş olursun. Arkadaşına mı vurmak istiyor? Öfkeli olduğunu ve arkadaşına vurmak istediğini biliyorum, anlıyorum. Arkadaşın vurmak için değil. Hacı yatmaza vurabilirsin, yastığa işte vurabilirsin, top yapıp bunları çöpe atabilirsin. Arkadaşına vurmayı seçersen seni 5 dakika molaya çıkarmamı seçmiş olursun. Gibi. Tablet, telefon, süresini aşmaya çalışan günümüz çocukları çok fazla. Daha çok tablet oynamak istediğini biliyorum. Bu hoşuna gider, bunu anlıyorum. Ama bu kadar uzun süre oynamak için değil tablet. Daha fazla tablet oynamakta ısrar etmeyi seçersen yarın tablet oynamamayı seçmiş olursun. Israr etmemeyi seçersen yarın tablet oynamayı seçmiş olursun. Bir sınır belirlediğimizde çocuk bu sınıra uyum sağlamıyorsa seçenek sunmak her zaman çok işlevseldir. Neden hayır diyemiyoruz peki? Hani bu da yine zorlanılan konulardan birinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi çocukların isteklerine olumsuz yanıt vermek çocukları kıracağımız anlamına gelmiyor. Böyle bir aslında orada ailenin kendi çocukluk deneyimleri, dinamikleri de devreye giriyor. Yani ben çocukken istediklerim gerçekleştirilmezdi. O yüzden hani ben çocuğumun her dediğini yapacağım. Şimdi bununla aslında ne olacak? Çocukta isteklerinin her daim sanki gerçekleşeceğine dair yanlış bir algı olacak. İstekleri olmadığında çocuğun hayal kırıklığı yaşaması ne kadar doğalsa anne babanın bu hayal kırıklığıyla baş etmek zorunda kalması da bir o kadar doğal. Çocukların o anlamda bir şeye böyle zorunda kalması, yani bizleri diyelim ki sevmeyeceği düşüncesi yine bu anlamda çok fazla devreye giriyor. Ama şunu unutuyoruz, çocuklar çok kolay adapte olur aslında sınırlara. Yani biz sınır koymakta zorlanıyoruz. Oradaki mesele çocukla ilgili değil. Biz genelde sınır konusunda, toksik ilişki konusunda hep aileyle çalışırız aslında. En önemli varlıkları çünkü çocukların anne ve babalar. Ve bizlerin koyduğu o sınırlar çocuğun ileride kendisine ya da çevresine koyacağı sınırların başlangıcı olacak. Doğaları gereği ebeveynlerinin sınırlarını denerler. Bu kimse kimseye kast, yani hocam beni bilerek deniyor. Mesela sınırlarımı zorluyor. Hayır, çocuk bunu senin sınırını zorlamak için yapmıyor aslında. Yani sana bir art niyetle yapmıyor aslında. Bu çok doğal onun için. Burada ebeveynlerin de çocuklarına belirli sınır koyması artık o kadar doğal. Çünkü çocukluğumuzdan itibaren bütün duyguları deneyimleriz. Hayal kırıklığı, öfke, üzüntü, bütün bunlar duygulara dahil. Çocuk çok istediği oyuncak alınmadığında bize öfkelenebilir. Bu öfkeyi anlamlandırmak ve çocuğun öfkesine izin vermek gerekiyor. İsteği reddedilen çocuğun öfkesinin de insani bir duygu olduğunu ve onu deneyimlemesine bir sakınca olmadığını anlaması adına aslında öfkesini yaşamasına izin veriyoruz. Hayır demek, hayır demeyi öğretmek. Sahip olduğumuz olumlu özellikleri, başarıları, yetenekleri değil, yapamadıklarımızı da, yeterli olmadığımız alanları da konuşabiliyor olmamız lazım. İsteklerini kolay etmeye alışan bir çocuğun kendi kendini motive etmesi, isteklerini ertelemesi, beklemesi, başka insanlara ve haklarına saygı göstermesi konusunda hep sorunlar yaşadığını görüyoruz. Çünkü dışarıdaki hayat böyle değil. Toplum hayatı içinde onun her istediğini yapmaya hazır bireyler, arkadaşlar, işverenler, çalışma arkadaşları yok. Kalbi de kırılacak, üzülecek de, sinirlenecek de. İşler çoğu zaman istediği gibi gitmeyecek ya da onun kontrolü dışında gelişecek. Ama her konuda çaba göstermesi, hak etmesi gerekecek belki de. O yüzden asıl vermemiz gereken yeterlilik bu olmalı. Kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi, kendi duygularının farkında olup bunlarla yüzleşebilme becerisi. Böyle toksik ilişkilerden korunabilirler. Böyle tacizlerden, şiddetlerden, aşk sandıkları ilişkilerden korunabilirler ilerleyen hayatlarında. O yüzden hani lütfen hayır dediğimizde bundan rahatsızlık duymayalım. Bunu başka şekilde telafi etmeye çalışmayalım. Çocuğumuzda sınır koymayı istemediğimiz davranışlara itiraz etmeyi hayır diyerek öğrenir. Size hayır diyen çocuğa ısrar etmeyelim. Yapmasını istemediğimiz bir davranış yapmasını istiyorsak eğer önce hayır
diye cevap veriyor mesela. Zorla yemek yediriyorsun. Benim annem küçükken peşimde kaşıkla dolaşırdı. Ben o son kaşığı yerdim kasedeki ve kusardım. Halbuki o son kaşığı yemesem aslında zaten doymuştum mesela. Hani gerçekten bir düşünelim. Öptürmek istemediğinde, kendisini sevdirmek istemediğinde, yemek yemek istemediğinde kaçımız çocuğun hayır kelimesine saygı gösterip onu zorlamıyoruz? Yani istemiyorsa zorlamayalım. Bu yüzden diyorum hayır demek sınır koymaktır. Hayır demek benim tercihime saygı duy, ben bunu yapmak istemiyorum demektir. Karşı tarafı durduran bir kelimedir. Kelimenin anlamını kaybettirtmeyelim. Pasif agresif, bazen hani aileler böyle sevmediklerini, kırıldıklarını, üzüldüklerini de söylüyorlar. Mesela bu da çok ikilem yaşatan bir şey çocuklara. Hayır demekten kaçınacak. Çünkü ne olacak? Ha, hayır dersem sevilmeyeceğim. Ya da annemin kalbini kıracağım, babamı üzeceğim, ilişkim bitecek gibi düşünecekler. Yapabildikleri, yapamayacakları veya yapmak istemeyecekleri her şey bu ilişkilerin dinamiğinde büyük rol oynuyor. Çoğu zaman karşımızdakini kırmaktan ya da ilişkimizi zedelemekten korkuyoruz ve bu yüzden de boyun eğici davranıyoruz. Sevilmeme, kabul edilmeme korkumuz bizi hayır dememize engel oluyor. Yani bu belki çok küçük yaşlarda önemsiz gözükebilir ama çocuklar ergenlik dönemine geldiğinde aslında yaşamları için ciddi problemlere sebep olabilir. Çünkü aynı kuralı arkadaş ilişkilerinde de çalıştıracaklar. Hayır demekten çekinecekler. Çok farklı sorunların ve durumların ortaya çıkmasına neden olabilir bu aslında. Sırf hayır dememek için istemeden önce oyuncağını veren çocuk büyüdüğünde de yanlış alışkanlık ve davranışlar edinebilir. Ya da buna meyil eder. Ergenlik döneminde çocukların arkadaşları tarafından kabul görmeleri çok önemli. Çünkü sevgi ve kabullerini kazanmak esas orada. O yüzden de bu noktada hayır demeyi öğrenen çocuk burada da hayır der ve sınır koyar. Yani yalnızca bu arkadaş ilişkilerinde sadece bu tip şeylerden böyle öğrenebilir. Çünkü ne olacak o zaman? Güçlü, özgüveni yüksek, ne istediğini bilen ve özgür bir birey olacak. Hayır demeyi bilen birey. Rahatça ifade edecek kendine. Yani o yüzden anne babalar çocuklarının hayatlarında evet otorite olmayı çok severler. Kendi sözlerini dinletmeyi çok severler. Hepimiz severiz. Biz de kendi ilişkilerimizde severiz. Bu gerçek yani. Bunu şimdi reddetsek burada kandırmış oluruz birbirimizi. Tabii ki bunu tercih ederiz ama bu değil. Ya benim bir yine ergenlik döneminde bir danışanım vardı. Sınırlar çalışıyorduk. Anne geldi dedi ki hocam bana itiraz ediyor belli bir seans sonra. Hocam bana da itiraz ediyor dedi. Evde dedi işte sakalını kes diyorum. Hayır diyor dedi. Bunu olumsuz algılamış durumda. Ben dedim ki ne güzel sınırlarını demek istemediği şeyi yapmayı, hayır demeyi öğreniyor. Yani öyle yeme, işte bunu giyme, bunu giy, o sevilmez, bu sevilir. Bunu böyle küçüklükten itibaren böyle baskıladığımız zaman hayır deme özgürlüğünü, sınır koyma özgürlüğünü elinden alıyoruz ve biz de toksik bir ilişki geliştirmiş oluyoruz. Onun da ileride toksik ilişkiler geliştiriyor olmasına aslında zemin hazırlamış oluyoruz. Hani elbette ki iyi, kötüyü, doğru, yanlışı öğreteceğiz. Ama müdahale etmekle yönetmek arasında, yol gösterme arasında büyük bir fark var. Duygularını, isteklerini ve tercihlerini bizimkilerden farklı olduğunda saygı göstermeyi öğrenmek zorundayız. Tehlikelere karşı küçükken koruyabiliriz ama ergenlikte ve yetişkinlikte onları tehlikelerden korumamız maalesef ki mümkün değil. Onlara sınır koymalarını öğreterek yanlarında olmadığımız zamanlarda da kendilerini korumalarını sağlamış olacağız. Hani bırakalım da kendi kendilerini korusunlar. O yüzden hani biz de burada çok bağlantılıyız. Korumasız bir çocukken size yapılanlardan kimse sorumlu değil. Siz de değilsiniz ama hayatınızı iyiye götürecek kararlar vermekle ve geçmişiniz hakkında bir şeyler yapmakla yükümlüsünüz. Hepimiz yükümlüyüz. O yüzden bu anlamda ben her zaman şunu söylüyorum. Önce çocukla çalışırken her anlamda bir kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Daha sonra biz bu esnekliklerimizi kazandıktan sonra çocuğa öğretebiliriz. Çünkü çocuk bizi kopyalayacak. Hani burada özgüvenli çocuğun da sırrı olmuş oluyor bir noktada. Yani bakım vermek, bakıcılık yapmaktan farklı. Bakım veren anne babalar çocukları yerine bir şey yapmaz. Onları kendi başlarına yapmaya teşvik eder. Ayakkabısını giymeye yardım edebilir ama giydirmez. Bıçakla kesmeye yardım eder ama yemek yedirmez. Bakım yerine bakıcılık yapmayalım. O zaman özgüven eksikliği ve bağımlılık olarak görülebiliyor. Bir diğer
noktalarda da bazen çok yorgun olabiliyoruz. Bu da çok tabii ki kabul edilebilir bir şey. Sinirlenip kontrolü kaybetmekten korkuyoruz. O yüzden de hayır dedikleri bir şey kolaylıkla evete dönüşebiliyor. Her seferinde kontrolü kaybettiğimizi hissediyoruz. O yüzden o zamanlarda da diyorum ya, bundan biz sorumluyuz. Çocuk sorumlu değil. Bizim duygumuzdan biz sorumluyuz. Çocuğun bu regülasyonu daha küçük yaşlarda yapma şansı yok ama biz kendi duygu regülasyonumuzu kendimiz ayarlayabilmeliyiz. Bu bizim sorumluluğumuz da. Empati kurabilir, uzlaşabilir, yönlendirebilir ya da açıklayabiliriz ama iyiliği için kıspesi altında hayır demekten de korkmamamız gerekiyor. Varsa soru, isterseniz onları alayım ya da sizin sormak istediğiniz bir şey varsa. Çok teşekkürler hocam. Çok keyifliydi benim için. İzleyenler için de öyle oldu eminim. Rica ederim, benim için de öyle. Varsa alabiliriz soruları. Şu an açıyorum yorumlara. Şöyle ben gideyim. Hocam bir soru geldi. Hemen söylüyorum. Dinliyorum. Çocukken söyleyemediğimiz şeyleri nasıl atlattınız ve çocuklarımız korkmadan bize nasıl iletişim kurabilir diye bir soru gelmiş. Çocukken söyleyemediğiniz şeyleri nasıl atlattınız mı ilk Evet. soru? İçinde kalan şeyler sanırım. O şekilde bir öyle anladım. Çocukların mı, benim mi? Sanırım çocuklarım hocam. O şekilde anladım şu an. İçinde kalan şeyleri içinde kalan noktasına getirmeden önce, eğer ki çocukluktan itibaren doğru ilişki ve doğru iletişim kurmayı öğrenirsek zaten böyle bir handikap yaşamayacak. Çünkü duygularının evde kabulünü öğrenen çocuğun içinde duygular saklanmaz. Çocuk o evin içerisinde her türlü duygusunun kabul edilebilir olduğunu bilir. Dolayısıyla da bunu yansıtmaktan zaten çekinmez. İlkinin cevabı bu olsun. İkinci, onu bağlayan soru neydi? Bir daha rica edebilir miyim? Tabii çocuklar bizimle nasıl korkmadan iletişim kurabilir ikinci soruda. Dediğim gibi burada onun duygusunu anlamlandırmaya yardımcı oluyoruz. Duygusunu anladığımız zaman zaten ilişkimiz de ona göre devam ediyor. Ama eğer ki biz eleştirel bir tutumda ya da onu yönetmeye çalışan bir tavırda olursak, o ilişki belli bir noktada, özellikle bu ergenlik döneminde kopar. O noktaya kadar biraz daha evet sözümüzü geçirebiliriz ama ergenlik döneminden sonra o iletişim artık kopar gider. Bunu çocukluktan itibaren öğretiyoruz. O ilişkiyi hani 10 yaşına geldikten sonra evet olamaz mı? Tabii ki karşılıklı emeklerle, uzman desteğiyle doğru iletişim kurmayı öğrenebiliriz. Ama eğer ki küçük yaş grubundaysa zaten çocuğumuz, bunu o zamandan öğretmek, onun duygusunu anlamak, her anlamda duygusunu kabul etmek, ama tekrar ediyorum, davranışını kabul etmek anlamına gelmiyor. Sadece duygusunu kabul etmekten bahsediyorum. Bunu sağladıktan sonra zaten o iletişim ve ilişkim açık ve net devam edecektir. Teşekkür ederiz hocam. Hadi. Bir sorumuz da şöyle. Mola dediğinizde bir yerde onu açar mısınız? Anlatımınızda mola. Hocam Dediğim gibi. anlatımınızda mola dediğiniz yeri biraz daha açabilir misiniz demiş bir izleyicimiz. Anlatımımda mola dediğim. Evet, mola vermek diye bir kısım geçti ya hocam. Orayı biraz açabilir misiniz demiş bir izleyici. Yani zannedersem ki, eğer doğru hani söylerken ne söylediğimi hatırlamıyorum sonrasında, her zaman o anda akışta bazen gidiyor ama mesela bir market örneği verdim. O mu acaba, alışveriş, market, böyle bir şey olduğu zaman orada çocuk bağırdı diyelim ki, kıyameti kopartıyor. Orada bir mola verin dedim. Yani çocuğu gerekirse oradan çıkartalım, bekleyelim. Evet hocam, Sessizce, sanırsam bundan bahsediyor. doğru mu? Ha. Sessizce orada çocuk o davranışı, o agresyonu gösterdiği zaman o en son noktasına kadar bekliyoruz. En kötü ihtimalle dediğim gibi alıp dışarıya çıkartıyoruz. Çünkü oradaki en yoğun kaygı, hemen aileye rezil oluyorum, etraf bize bakıyor kaygısı geliyor. Orada bekliyoruz.
bekletiyoruz. Çocuk bağıracak, çağıracak, ne yapacaksa biz hiç ses çıkarmayacağız. Çünkü çocuk bir noktada sönecek. O sönme davranışından sonra, o mola dediğimiz yani aslında, o davranıştan sonra devam ediyoruz. Ya da sakinleştikten sonra konuşmaya çalışıyoruz. Önce evet çok kızgın olduğunu görüyorum deyip önce bir o bağırmasının, o agresyonunun azalmasını bekliyoruz. O kısımda mola. Teşekkür ederiz hocam. Hocam çocuğumuz istediği şey yapmadığımızda bize vuruyorsa ne yapmalıyız diye bir soru gelmiş. Şimdi vurmayı engellemek biz yetişkinin görevi. Vurmaya izin vermiyoruz. Yani fiziksel olarak elini tutabilirsiniz. Orada vurma davranışını kabul etmiyoruz, izin vermiyoruz. Orada bunu hani kontrol etme gücümüz var. Sert bir şekilde hırpalamaktan bahsetmiyorum. Ama ben vurmak için değilim ve bana vurmana izin vermiyorum. Kendimi de korumak zorundayım, seni de korumak zorundayım şeklinde bir bildirim verip yani ellerini tutabilirsiniz. Hocam. Kabul etmiyoruz. O ebeveynin sorumluluğunda. Yani çocuğun bize fiziksel bir güç uygulamasına engel olabiliriz çünkü. Teşekkürler hocam. Hocam, duygularım aşırı olmaya başladı. İlişkilerimi bilerek kötü hale getiriyorum. Bunun bir sonu gelecek mi diye bir soru gelmiş ama konuyla alakalı olursa çok daha güzel olur diyelim. Çok kısa cevap vereyim yine de kimsenin Tabii olur vaktini hocam. almadan bu anlamda. Böyle bir duyguya kapıldıysa bir uzman desteğine ihtiyaç var demektir. Hep böyle gitmez. Eğer ki fark eder. Bir defektimiz varsa bunu kabullenip yardım almamız faydalı olabilir bu anlamda. Teşekkür ederiz hocam. Çocuklarda uyurken Mozart dinlemenin faydası neler olabilir diye bir soru var hocam. Cevap vereyim mi konumuzla ilgili olmadığı için? Hocam şu Yine an de vereyim mi? sadece bu sorumuz var. Bu daha son Tamam. soru diyelim. Tamam. Yani bilimsel olarak şunu biliyoruz. Biz anne karnından itibaren çocuğun evet sakinleştirici etkisi olduğu ispatlanmış klasik müziklerin. Dolayısıyla da bu anlamda hamilelik sürecindeki her şeyin önemli olduğu gibi klasik müzik dinlemek, hani burada sadece Mozart anlamında değil, ancak klasik müzikler evet sakinleştirici, yatıştırıcı etkiye sahip diye literatür çalışmaları bize bunu söylüyor. Teşekkür ederiz hocam. Kabul ettiğiniz için ayrıyeten teşekkür Rica ediyoruz. ederim, ne demek? Ben teşekkür ederim kıymet verip beni çağırdığınız için. Çok sağ olun. Çok keyifli ve bilgilendiriciydi. Ben Görüşmek teşekkür üzere hocam. ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar İyi herkese. akşamlar.
Hocam merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok Kameramda teşekkür bir ederiz sorun var. hocam. Hemen düzelteyim. Tabii, bekliyorum. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sizlerle buluşma imkanını sağladığınız için. Bugün beraber çocuklarda toksik stresin nedenlerini konuşacağız sizlerle. Dilerseniz Ondan önce hemen başlayabiliriz kendimi... hocam. Kendinizi tanıtarak Efendim? başlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayabiliriz kendinizi Tamamdır. tanıtarak. Tamamdır. Hemen başlıyorum. Ben psikolog, aile danışmanı Beyza Ece Yılmaz. Aynı zamanda bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, aktarım odaklı terapi, çözüm odaklı terapi, duygu odaklı şema terapi, oyun terapisi gibi birçok eğitimimi tamamladıktan ve süpervizyonumu tamamladıktan sonra değerli hocalarım eşliğinde kendi ofisimde şu an aktif olarak danışan görmekteyim. Başlayalım mı? Tabii hocam, başlayabiliriz. Son 5-10 Tamamdır. dakikada soruları alırız hocam. Olur, öyle yapalım. Çocukların ihtiyaçları uzun süre karşılanmadığında çocuklarda uzun süreli bir stres görülüyor ve çocukları hani stres hormonunu aşırı derecede yükseltiyor. Bu ihtiyacı karşılanmadığı zaman çocuklardaki hormon değişiklikleri bir dakika. Benim bağlantım gidip geliyor, kusura bakmayın da. Heh, şimdi geldi Estağfurullah hocam, tekrardan. sıkıntı yok şu an. Hücresele bağlanmış galiba. O yüzden bir sıkıntı yaşadım. Çocukların hani ihtiyaçları giderilmediği zaman çocukların vücudunda stres hormonları artıyor ve uzun süre onlara etkilemeye devam ediyor. Genellikle hani strese sebep olan stresörler ortadan kaldırıldığında biz stresin hafiflemesini bekliyoruz. Fakat strese çok uzun süre ve çok fazla maruz kalan kişilerde maalesef ki hani bu biraz daha kronik bir seyir izliyor. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bir bebeği düşünelim. Bebek ağlıyor ve ters giden bir şeyler var. Normal şartlarda ebeveynleri bu ihtiyaçlarını giderirler ve çocuk doyuma ulaşır. Fakat gidermedikleri takdirde çocuk hani doyuma ulaşamadığı için ve sürekli bu şekilde devam ederse yoğun bir stres saygı duyuyor. Vücudundaki stres hormonları yükseliyor ve zaman içerisinde çocukta çok sık ağlamalar gözleniyor. İşte bir süre sonra çocukta kilo kaybı görüyoruz ve uyuma davranışını çok sık gözlemlemiş oluyoruz. Çocuk yavaş yavaş hırçınlaşıyor. Fakat biz böyle toksik stresi anlatıyoruz ama stres her zaman zararlı mıdır? Aslında bu noktada stresin düzeyi çok önemli. Optimum düzeyde bir stres zararlı olmak yerine aslında faydaları da vardır. Mesela üniversite sınavına girecek bir öğrenciyi düşünelim. Ya da üniversite sınavı biraz yüksek bir yaş oldu ama ortaokul döneminde bir çocuğu düşünelim. İşte sınavlarına girecek. Hiçbir stresi olmazsa çocuk motive olup çalışmaz. Aslında bu anlamda stres bir motivasyonu harekete geçiren bir itki diyebiliriz. Toksik stres anlamında araştırmalara baktığımızda toksik stres aslında hiçbir etnik kökene bağlı olmadan, yaşa, cinsiyete bağlı olmadan herkeste görülebildiği işte sonuçlarla anlaşılıyor. Peki, toksik stresin nedenleri nelerdir? İlk başta az önce de bahsettiğimiz gibi çocuğun ihtiyaçlarının giderilmemesi. Bu noktada bağlanma kuramına değinmeden olmaz diye düşünüyorum. Kısaca bir değinelim istiyorum. Olur mu? Tabii hocam. Peki, bağlanma kuramı erken dönemdeki çocuklarda ve ebeveynleri arasındaki ilişkiyi, bağlanmayı konu alır. Konu alır. İşte onların arasındaki ilişkileri, çocuğa davranışlarını ve ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamamalarına göre çocuğun ileriki dönemlerde, yetişkinlik hatta diğer ilişkilerine, işte sosyal, romantik ilişkilerini o şekilde, o bağlandığı şekilde devam ettireceğini
savunur. Ebeveynlerin aslında çocukların ihtiyaçlarını karşılamaları ve belli başlı sorumlulukları vardır. Fakat işte çocukları ne gibi mesela temel ihtiyaçlarını doyururlar, sevgi ihtiyaçlarını, güven ihtiyaçlarını doyururlar ve rahatlatırlar. Normal olan budur mesela. Bağlanma çeşitleri 4 ayrı ana başlıkta inceleyebiliyoruz. Güvenli bağlanma aslında amaçlanan, doğru olan bağlanma stilidir bu. Neden? Aslında ebeveyn koşulsuz bir kabulle çocuğu kabul ediyor. Çocuğun sevgi ihtiyacını doyuruyor, çocuğa vakit ayırıyor. Aynı zamanda çocuğun zor zamanlarında onun yanında oluyor, destek oluyor ona. Ve çocuk aslında ileriki dönemlerde geliştirdiği ilişkilerinde çok sağlıklı, kendini çok iyi ifade eden, kendine güvenen biri olarak hayatını sürdürüyor. Onun haricinde kaygılı, güvensiz bağlanma dediğimiz bir bağlanma stili var. Aslında aile sürekli değil ama ara sıra çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor. Bazen karşılarken bazen karşılamıyor ve çocuk aslında zor bir sürece girdiğinde acaba ailem yanında olacak mı gibi bir şüpheye düşüyor. Aslında güven tam olarak oluşamamış oluyor. Bir başka bağlanma stili kaçıngan güvensiz bağlanma stili. Ebeveynlerden birisinin çocuk ihtiyaçlarını dile getirdiğinde aslında onun ihtiyaçlarını küçümsemesi, hatta ondan yardım beklemesiyle oluşan bir bağlanma stilidir. Çocuk aslında en iyisinin derdini ailesine anlatmaması gerektiğini işte artık anlamış olur. Duygularını ifade etmez. Hislerini, olumsuz duygularını aileyle paylaşmaz. Çünkü zaten paylaşsa da empati duyamayacaklarını ve onu anlayamayacaklarını düşünür. Onun haricinde darmadağın güvensiz bağlanma dediğimiz bir bağlanma çeşidi var. Bu da aslında ebeveynlerin kendi psikolojik örüntülerinde psikolojik anlamda yaşadıkları bazı sıkıntılardan dolayı olabilir. Ya da çocuğu kabullenmemiş olabilirler. Madde kullanımı gibi birçok faktör bunda etkili olabilir ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılamazlar. Böyle bir durumda çocuk ne aileden o güveni, o sevgiyi alır ne de çevresine güvenir. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bazı insanlar ama şöyle düşünebilirsiniz. İşte ailesinden sevgi görmeyen bazı insanlar nasıl oluyor da mutlu oluyorlar? Nasıl oluyor da hayatı çok kolay uyum sağlayabiliyorlar? İşte bu noktada aslında insanların aileden görmediği sevgiyi sosyal desteklerinden, işte eşlerinden, sevgililerinden aldıkları doğru ilişkiler karşısında güvenmeyi öğrendiklerinde bu çıkmazdan çıkıp güven oluşturduklarını gözlemliyoruz. Aslında baktığınızda bu bağlanma kuramı çocukluktan başlayıp tüm hayatımızı ele aldığımızı savunuyor. Ama bu hani gelişim gibi aslında yaşam boyu seyir gösteriyor. Diğer sebeplerinden birisi toksik ilişkilerin, çocuklarda toksik nedenlerin toksik ortamlar diyebiliriz. Mesela çocuk çok fazla strese maruz kaldığı ortamlarda toksik stres geliştirebiliyor. Nasıl yani? Bulunduğu evde çok fazla şiddet varsa ya da etkili bir iletişim yoksa, ailedeki kişiler çok fazla kavga ediyorsa çocuk hem korkuyor hem de kaygılanıyor açıkçası. Onun haricinde olumlu etkileşimden bahsettik az önce. Evde bir düzenin olmaması mesela. Mesela bir saatte baba geliyor ama hangi saat belli değil. Ya da yemeğin ne zaman yenilip yenilmeyeceği belli değil. Onun haricinde etkilediği iletişimin görünmemesinden hani şöyle bir şey olabilir. Ebeveynlerden birisinin ruhsal anlamda çocuğa bakım verecek gücü, ilgisi olmaması ya da bağımlılıklar belki ele geçirmiş oluyor ebeveynleri ve çok fazla vakit ayıramıyorlar çocuklara. Ya da derin yoksulluk içindeki ebeveynlerden bahsedebiliriz. Zaten gündelik hayatta hani geçim sıkıntısı yaşadıklarından çocuğa çok fazla vakit ayıramıyorlar. Onun haricinde kaygının paylaşılması diyebiliriz. Ebeveynin yaşam şartları ya da kaygılarını işte streslenip çocuğa
yansıtması. Bu ebeveynler ne kadar çocuklarını sevse de kaygılarını yansıtıyorlar. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ebeveynleri gören çocuk aslında ebeveynleri hep en güçlü olarak görürüz. Bize bakım verirler, onlar yıkılmazlar, onlar bizi korurlar. Fakat onlar bile böyle çaresizse o zaman hayat gerçekten tehlikeli ve kötü ve ben de stres altındayım. Başıma her an bir şey gelebilir gibi bir kaygı duyuyorum. Soruları son dakikalara alacağız, değil mi? Hocam isterseniz soruları şu anda alabiliriz. Karşılıklı konuşma şeklinde de olabilir. Nasıl rahat edersiniz? Tamam, o zaman devam edelim biraz daha. Tamam hocam. Toksik stres yaşadığı zaman çocukta belli başlı belirtiler görüyoruz. İşte zaman zaman aileler bize getirdiğinde soruyoruz, gözlemliyoruz. Mesela bu psikolojik stres vücudumuzda bazı belirtilere yol açıyor. Çocuklarda daha çok diyabet görme, obeziteye sebep olma, kalp problemleri, depresyon, intihar, oyun bağımlılığı, kanser gibi şeyler ve alkol madde sigara kullanımının arttığını gözlemliyoruz. Aynı zamanda çocuğun stresi vücuduna, organ sistemlerine ve beyindeki bazı yapılara zarar verdiği bulunmuş. Toksik stresin bazı belirtileri daha var. Uyumsuz başa çıkma becerileri. Mesela çok strese giren bir çocuk o anda çok fazla uyumayı seçiyor. Aslında sorunla baş etmek yerine sorundan kaçıyor. Onun haricinde yetersiz stres kontrolü olabilir. Strese nasıl baş edebileceğini bilmediği için, zaten kendini çok fazla açamadığı için, mesela az önce bağlanma stillerinde bahsetmiştik, kendi problemlerini anlatsa bile ailesi ona çok kötü bir tepki veriyor, anlayış göstermiyor. O zaman stresi kendi içinde yaşıyor ve bunu çözemiyor. O yüzden stres kontrolünü tam olarak bilmiyor, içinde yaşıyor. Ama stres ne kadar etkiliyor, o kişiden kişiye göre değişiyor. Kısıtlı dürtü kontrolü gözlemliyoruz. Okulda öğrenme konusunda sıkıntılar yaşıyorlar ya da odaklanma ve dikkatte bazı problemler olduğunu gözlemliyoruz. Ben birkaç tane vaka paylaşmak istiyorum isim yer vermeden. Uygun mudur? Tabii hocam, çok seviniriz. Tamam. Ebeveynlerinden koparılan bir çocuktan bahsedeceğim. Çocuklar aslında bu hayatta zaman zaman farklı streslere maruz kalırlar, deneyimlerler. Normal özverili bir ebeveyn yardım eder çocuklarına. İşte her türlü güvenlerini tazeler. Ne olursa olsun yanındadırlar. Fakat çocuk aileden koparıldığı için bu süreçte bayağı bir üzüntü yaşıyor, keder yaşıyor. Çünkü zaten ailesi yanında değil ve stres altında baş edeceğini bilmiyor. Onun haricinde ikinci vakamıza geçelim. Anne babası çok küçükken ayrılan birinden bahsedeceğim size. Babası çocuğu zaman zaman görüyor. Kendi isteğine göre çok, hatta uzun sıklıklarla görmediği oluyor. Uzun süreler boyunca görmediği oluyor çocuğu. Anne ise çocuk problemlerini anlattığında birazcık hani tilye alıyor, dalga geçiyor ya da kendi problemlerinden bahsetmeye başlıyor. Çocuk da ailenin ilgisini, sevgisini kazanabilmek için akademik anlamda biraz daha derslere odaklanıyor ve çok başarılı bir çocuk oluyor. Fakat çocuğun şöyle bir problemi var. Çocuğun sosyal anlamda arkadaşlıkları çok iyi değil. Çünkü genel olarak arkadaşlarından kendisini geri çekiyor. Yani normal şartlarda istediği kişiyle istediği zaman iletişim kurabilirken şu şekilde kaygılar gelişmiş. O da büyük ihtimal şu yüzden: anne babam hani beni koşulsuz kabul etmedi, başarılarımla beni sevdi. O yüzden insanlar da beni bu şekilde ben olduğum için kabul etmeyecek. Yani kaçınıyor, aralarına girmekten kaçınıyor. Daha çok ders çalışacağım, çalışmak istiyor ama kendini uykuya veriyor. Gördüğünüz gibi yanlış bir başa çıkma becerisi olarak kaçınmayı tercih ediyor. Bir de üçüncü vakamıza geçelim. Bu vaka küçük yaşta
babasının tacizine uğramış. Anne de hastalığından dolayı çocukla ilgilenemiyor ve çocuğun çok fazla kardeşi var. Çocuk kardeşlerine kendisi bakmakla sorumlu. Aslında küçük yaşta gördüğünüz gibi bayağı bir stresin, sıkıntının altında kalmış durumda. Ve kimseye anlatamıyor böyle bir olayı. Yani toksik strese zaman zaman hani bu tarz travmalar da etkili oluyor aslında, etken oluyor. Çevreye karşı bu insan şu an güvensiz. Kimseye güvenemiyor, farklı ortamlara katılamıyor. Çünkü aynısını yaşayacağından korkuyor. Bu şekilde örnek verebilirim vakalara. Dilerseniz sorulara geçebiliriz. Tabii hocam, açıyorum hemen yorumları. Mesela az önce kaygı paylaşılır dedim ya, şöyle bir şey de ben gördüm danışanlardan. Annesi hastalık kapma korkusundan dolayı çok fazla kaygılı ve hiçbir yere mesela dokunmuyor. Onu gören küçük çocuk etrafın güvenli olmadığını algılıyor ve hiçbir yere dokunmamaya başlıyor. Annesinden öğrendiği titizliği kendisine yansıtıyor. Mesela o anlamda toksik stres de paylaşılabilir bir şey oluyor bizler için. Eğer varsa konuyla ilgili sorularımız, şu an bekliyoruz. Yeni katılımcılarımız için de söyleyeyim. Eğer soru varsa konuyla ilgili, şu anda bekliyoruz, hocamız cevap verecek. Yine aynı şekilde bir vaka daha aklıma geldi. Onu da anlatayım madem, hani şimdilik soru Tabii hocam. göremiyoruz. Gelirse onu da cevaplarız. Galiba vaktim var değil mi? Aha, var hocam, daha yarım saatimiz var. Yine bir danışanımız vardı, çocuk. O da aynı şekilde maalesef ki babasının tacizine maruz kalıyor. Annesi de kesinlikle işte çocuğa annelik yapmıyor. Anne olduğunu belki de kendisi kabul etmiyor. Bakın, ihtiyaçlarını karşılamıyor. Karşılamamakla kalmayıp aynı zamanda her türlü hareketini eleştiriyor. Büyük suçlamalarda bulunuyor. Çocuk aslında hiçbir şekilde aileyle güvenli bağlanma kuramamış ve bu yüzden ailede güveni bulamamışken tüm dünyaya karşı bir güvensizlik halinde. Adil dünya inancı kırılmış vaziyette. Bu yüzden çocuk bir kötülük yaşarsam, tekrar başıma kötü bir şey gelirse karşısıyla hayatını sürdürüyor. Çok uzun süreler boyunca bu tacize ve ihmale maruz kaldığı için aslında vücudundaki stres hormonu bayağı bir yükselmiş oluyor. Ve her türlü aslında hem fizyolojik belirtiyi gösterdiğine şahit olmuştuk. Mide bulantı vardı mesela. Aynı zamanda uzun süreli karın ağrıları vardı. Fakat doktora gittiğinde testlerinde hiçbir şekilde bir şey gözlenmemişti. Bu şekilde. Sesiniz gelmiyor ama. Çok pardon hocam. Bir sorumuz var. Biraz genel bir soru olmuş ama hocam güvenden bahsedebilir misiniz diye bir soru gelmiş. Aslında güvenden bahsetmek derken hani tanım olarak mı istiyorsunuz, yoksa hani az önce bahsettiğimiz gibi erken dönem çocuklukta ebeveyne güvenmek anlamında mı açıklamamı istersiniz? Hocam geri dönüş sağlarsa hemen söyleyeyim.
Şöyle yapalım aslında. Ben güven bir ihtiyaç. Aynı hani yemek yemek, bir şeyler içmek gibi temel ihtiyaçlarımız gibi güvenme ihtiyacı duyuyoruz insanlara. Çünkü neden? Aslında güvensiz bir dünyada güvenmeden yaşamak çok da olası bir şey değil. Aslında hepimiz biliyoruz bu dünya çeşitli tehlikelerle dolu. Fakat güvenmek zorundayız. Çünkü bir insan bir şeylere güvenme ihtiyacını hep barındırır. Hocam güvenli bağlanmak galiba demek istediğiniz diye bir soru gelmiş. Hocam oğlum 8 yaşında. Çok korktu. Özel bir durum. Bu durumdan dolayı sürekli ağzını açıp kapıyor. Ne yapmalıyım? Diye bir soru gelmiş hocam. Sürekli ağzını açıp kapaması acaba o anki şok tepkisinden dolayı öğrendiği bir şey mi? Çünkü onu iyi anlamak lazım. O ağız açıp kapama davranışı acaba bir tike mi dönüştü? Korktuğu şey neydi? Bir çocuğu etkileyen aslında başka etkenler var mıydı? Şimdi biz mesela bir danışanı aldığımızda çok güzel, önemli ve dikkatli bir şekilde anamnez almamız gerekiyor. Hani danışanı değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü tek başına bu dediğiniz, sorduğunuz şey bir çocuğu anlamak için çok yeterli bir şey değil. Şimdi ben bir şey söylerim ama eksik kalır. Korktuğu bir durum var. O durumdan sonra bu hareketi yapıyor. Acaba bu harekete sebep olan şey neydi? Şok tepkisi olabilir. Bu bir Hocam, tike dönüşmüş pardon olabilir. biliyorum ama yaşadığı olaydan sonra Buyurun. oluştu diye bir dönüş gelmiş. Ya da korktuğu şey acaba bununla alakalı bir şey mi? Dediğim gibi çocuğu görmek ve iyi bir öykü almak çok önemli. Çok spesifik bir soru çünkü bu. Çocuğu tanımıyoruz. Yanlış olur. Teşekkür ederiz hocam. Hocam süpersiniz diye bir yorum gelmiş. Onu da iletmek istedim. Bence Teşekkür de çok keyifli ederim. geçiyor. Şu an henüz başka bir sorumuz yok hocam. Deminki soru soran kişi özel bir durum olduğunu belirtmiş. Anladım. Özel bir durum olunca dediğim gibi hani tam olarak anlamadan yorum yapmak, yönlendirmek çok doğru olmaz ama bence çok geç kalmadan bir uzmana danışmalarını tavsiye edebilirim onlara. Teşekkürler hocam. Çünkü ileriki zamanlarda belki istenmeyen bazı şeylere yol açabilir. Geç kalmamak lazım. Ama öncelikle belki hani çocuğu anlamaya çalışılabilir. Tam olarak ne gördüğünü, ne hissettiğini ifade etmesi sağlanabilir. Kendileri yapamıyorlarsa, aileye anlatmıyorsa, okuldaki psikolojik danışman hocayla konuşturulabilir. Çocuklarla biraz daha teknik çalıştığımız için mesela oyun terapisi gibi yöntemlerle onların dünyasına daha kolay erişebiliyoruz. Eğer sözlü olarak ifade etmeseler bile yaşadıkları sıkıntıyı. Hocam bir soru gelmiş. Eksik bir baba faktörüyle büyüyen çocukta gelişim çok etkilenir mi diye. Güzel bir soru aslında bu. Şimdi bakım verenleriyle arasındaki ilişkiden bahsettik. Eğer bakım verenleri yani sadece anne ise hani bazen görüyoruz anne baba boşanmış oluyor atıyorum. Baba orta hani hiç çocuk babayı hiç tanımıyor. Sadece anneyle büyüyor. Bakım veren kişi benim annemse annemle olan ilişki bu noktada çok önemli. Ha şöyle bir şey olabilir. Belki ileriki dönemlerde okulda babasıyla beraber gördüğü çocuklardan etkilenebilir.
O noktada o çocuğa yardımcı olmak lazım ama gelişim ve güven oluşumu anlamında bu çok fazla çocuğu etkilemez. Zaten şöyle bir şey söylemiştim. Bu tarz hani ailedeki problemleri olsa bile çok mutlu olan insanlar oluyor. Ailesinde görmediği sevgiyi ya da eksik olan güveni dışarıdan sonrasında sosyal destek, arkadaş, eş, sevgili onlarla hani güveni bulabiliyor, sevgiyi tadabiliyor ve aslında kırık olan kısmı o şekilde onarabiliyor. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Hocam şu an bir sorumuz yok. Varsa eklemek istediğiniz bir şey konuşabiliriz ya da biraz daha bekleyebiliriz soruları. Tamam, olabilir. Onun haricinde bir çocukta toksik stres gözlemlenmesini istiyorsak aslında o çocukla iletişimi kurmak, mesela her gün eve gelince hani ne yaptın bugün okulda? Konuşmak istediğin, anlatmak istediğin bir şey var mı? Seni rahatsız eden bir şey var mı? Gibi konuşmalarla biz aslında bazı şeyleri aşabiliriz. Mesela okulda çocuklar akran zorbalığına çok fazla maruz kalıyor. Özellikle ilkokul, ortaokul dönemlerinde ve çocuk okula gitmek istemiyor. Ya da okula gidiyor ama çok mutsuz oluyor. Ders başarısında büyük bir düşüş görüyoruz. Ya da aynı zamanda öğretmen zaman zaman belki öğretmenle arasında bir problem olabiliyor. Ve çocuk hani böyle bir probleminde ne yapacağını bilmiyor. Ailelerin bu noktada aslında bu zorbalıklara karşı ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini ve suçlunun o olmadığını bir şekilde anlatması gerekiyor uygun bir dille. Böyle bir şey olduğunda mesela önüne geçmiş oluyoruz. Yani ortam derken etkileyen şeylerden biri de toksik stres ortamı derken okul noktasına değinmemiştik. Ona da değinmek istedim. Teşekkür ediyoruz Beyza Hocam. Şu an başka bir sorumuz gözükmüyor. Biraz daha bekleyip derseniz sonlandırabiliriz etkinliğimizi. Olur. Bu konudan da olmayabilir. Başka psikolojik anlamda soruları varsa aslında sizin için de sakıncası Tamamdır. olmayacaksa yanıtlayabilirim. Hocam konu dışı ama bir sorumuz var. Cevaplamak Tabii. isterseniz. Fobilerin üzerine gitmek doğru mudur diye bir soru gelmiş. Güzel bir soru. Aslında çevredeki çoğu insanın ya korkma ne olacak hadi yaparsın tarzı telkinlerle zorlandığı bir nokta fobiler. Aslında doğru mu yapıyorlar, yanlış mı kısmına gelecek olursak biz aslında fobilerle hem bilişsel terapiyle çok güzel hani dönüş alabiliyoruz, çözebiliyoruz. Hem düşünceleriyle çalışıyoruz ama hani ilk başta adım adım gitmek çok önemli. Hani direkt yangından korkan bir insanı yangına itmek ne kadar mantıklıysa fobinin de hani bir anda üzerine gitmek o kadar hani doğru. Eğer çok fazla etkilenmeyecekse ve kendinde bu gücü görüyorsa deneyebilir. Ama hani biz bunu biraz daha alıştırarak yapıyoruz danışanlarla. Daha etkili, daha kalıcı bir çözüm oluyor. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz daha var. Zorbalığa uğrandığında çocuğun sınıfı değişmeli mi? Güzel bir soru. Aslında zorbalık çok fazla yaygın. Zorbalığa uğrandığında sınıfı değiştirmek
Bence son çözüm olmalı. Neden? Çünkü zorbalığa uğrayan çocuk ne yapması gerekiyor? Onu söylemişlerdi. Mesela kendi baş edemiyor. Akranıyla bunu çözemiyor ise ortamdaki güvendiği bir yetişkinine bunu söylemesi ve çözüm için yardım etmesini bekleriz biz. Eğer ona rağmen bir sonuç elde edemiyorsak başka yöntemler denenebilir. Yani öğretmen daha fazla gözlemleyebilir sınıf içerisinde. Onun haricinde dediğim gibi son çözüm sınıf değiştirmek olmalı. Ama tabii ki çocuğu huzursuz bir ortamda tutmak çok da mantıklı bir şey değil. Eğer çözülemiyorsa son çözüm sınıf değiştirmek olabilir. Teşekkür ederiz hocam. Şu an başka bir sorumuz yok. Eklemek istediğiniz başka bir şey de yoksa isterseniz bitirebiliriz. Tamam, olur. O Hocam o zaman zaman çok herkese iyi teşekkür akşamlar ediyoruz diliyorum. katkınız için. Rica ederim. Ne demek? Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın hocam.
Merhaba. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben Kerem. Çalışma hayatında Cerrahpaşa'da tıp fakültesini kanserli çocuklarla başladım. Akabinde uzun bir müddettir 2012'den 2011'den beri kimsesiz ve yetim çocuklarla çalışmaktayız. Başakşehir'de, İstanbul Başakşehir'de kendi danışmanlık merkezimiz var. Orada danışanlarımızı görmekteyim. Uzmanlığım aile üzerine ağırlıklı olarak ama ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Evliyim, iki tane çocuğum var. Biri kız, biri oğlan. Kızım yarın 1 yaşına girecek. Heyecanlıyız o yüzden. Genel olarak bunlar. Tamamdır hocam. O zaman konuya girebiliriz. Girebiliriz. Benim anlatmam lazım galiba. Normalde soru cevap gibi bir şey bekliyordum. Evet hocam. Yani siz de anlatabilirsiniz. Soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Son 5-10 dakika alıyoruz aslında soruları normalde ama dilerseniz o şekilde de yapabiliriz. Anladım. Yani bana sanki öyle iletildi diye hatırlıyorum. Çocuk toksit ebeveynliği konuşuyoruz. Öyle mi? Çocuklar üzerine etkisini özellikle. Evet hocam. Toksik ilişkileri konuştunuz galiba bizden önce. Bunun bir de ebeveyn tabii ilişki deyince hani böyle hep romantik ilişkilerde eş ilişkileri geliyor. Asıl çocuğu yetiştiren ilişkilerden bir tanesi hani çocuğu anne yetiştirir, çocuğu baba yetiştirir. Bir de anne babanın iddiası yetiştirir aynı zamanda çocuğu. Anne babanın çocuğa olan tavırları çocuğun karakterini, kişiliğini, ondan sonra yaşamda tercihlerini, ondan sonra yeterliliklerini ya da yetersizliklerini besleyen bir süreçtir. Bu ebeveynlik, o toksik ebeveynlik davranışı da biraz daha işte yönlendirici, işte müdahale edici, ondan sonra böyle istekleriyle alakalı çok fazla sorgulatmayan çocuğa, genelde kendi isteklerini dayatmaya çalışan, bunun sorgulamasına ya da kendi yeteneklerini, kendi isteklerini fark etmesine izin vermeyen bir davranış şekli, bir tutum, aile tutumu. Bu da tabii çocuklara çok ciddi etkiler ortaya çıkartabiliyor ki bu son zamanlarda çok yaygın karşılaştığımız yakınmalara sebep olabiliyor. Nedir o son zamanlarda? Mesela hocam bizim çocuk çok sorumsuz ya da hocam bir türlü sorumluluklarına hakim olmuyor ya da işte sorumluluklarını yerine getirmiyor bir türlü ya da hocam bir şey olduğunda bir türlü isteklerimizi yapmıyor. Bir ekmek almaya bile gönderemiyoruz. Ya da hocam yani işte dersini yapmayı veriyor. Sürekli bizim ittirmemizle gidiyor gibi böyle çok yaygın olan tutumları, çok sık duyduğum tutumları söyleyebiliyorlar. Bu tarz tutumlarda yetişen aileler. Yani burada sadece hani bu söylediklerinden ziyade aynı zamanda mesela çocuğun ileriki hayatta yani bu işte 19 yaşında 10 yaşında yapılan bir durum değil yani ömür boyu da sürebilen bir kıvamda gidebiliyor. Mesela çocuk büyüdü, çocuk evlenmek istiyor. Onda bile zaten hani evlilik planları yapılmıştır yani bu tarz tutumda. İşte şu kızla evleneceksin, şurada oturacaksın, şu kadar mesafede olacağız ve şu günlerde bize geleceksin falan şeklinde böyle bir planı yapılmıştır bu ebeveyn tutumunda. Yani böyle özellikle mi diyelim ki evlendiler, yemeğe çıktılar ve çocuğun ailesinin bundan haberi yok. İşte ortalık o zaman karışabilir. İşte nasıl bize haber vermezsin, biz nasıl gidebilirsin falan diye böyle küsmeler, darılmalar. Hatta hiç abartmıyorum. Hani evlatlıktan reddetmeye kadar böyle götürülebilecek tutumlar olabiliyor. Genelde bu tarz tutumlar çok yüksek beklenen çocuğa karşı çok yüksek beklentilerle hareket edilir. Mesela çoğu dinleyen kişi belki kullanmış ya da işte öğretmenlerden varsa yine dinleyenler bunu duymuşlardır. Hocam bizim çocuk istese yapar da
İşte bir türlü istetemiyoruz ya da hocam çalışsa yapar da bir türlü çalışmıyor falan diye böyle kelimeler. Halbuki bu insanın üzerine yüklenmiş en büyük yüklerden bir tanesidir. Özellikle çocukların üzerine yüklenmiş en büyük yüklerden bir tanesidir. Çünkü biz insanlar her istediğimiz zaman yapamayız. Bizim yeteneklerimiz sınırlıdır. Yeteneklerimiz vardır, yeteneğimiz olmayan şeyler vardır. İstese yapar, çalışsa yapar, ciddi bir yüksek beklenti ortaya çıkartır. Bu tarz yaklaşımlarda da işte biraz çalışsa biraz istese yapar tarzı yaklaşımlarda da çocukların üzerine yüksek bir beklenti, yüksek bir yük yüklendiğinden kaynaklı bu tarz çocuklar da ciddi bir kaygı durumu, başarısız olma kaygısı, aynı zamanda başarılı olamayacağım, ben ne yaparsam yapayım iyi olamayacağım şeklinde düşünceler ortaya çıkabiliyor. O yüzden mesela bu tarz çocukları tanımlarken şunlar kullanılır. Hocam vurdum duymaz bu çocuk. Hocam bu çocuk ilgisiz. Hocam hiçbir şey dert etmiyor falan şeklinde yorumlar kullanılır. Fakat öyle değildir. O çocuk içten içe çok ciddi düşünüyordur. Çok ciddi bu durumu kaygı ediyor, kaygılı anlamda derinle düşünüyordur. Nasıl yapsam, nasıl etsem diye böyle derin derin düşünüyordur. Öfke hissediyordur. Hatta suçluluk hissediyordur. Sadece bunu yansıtmaktan korktuğu için biraz daha içinde tutma ihtiyacı hissediyordur ki bir insanın zaten vurdum duymaz olma ihtimali çok düşüktür. Her insan düşünür bir şeyleri. Bazıları içinde tuttuğu için belli edemez. Bazıları da çok fazla dışarıya yansıtıp ay ne yapacağım ben falan diye böyle o kaygıyı dışarıya da yansıtabilir. Hani insanları bu noktada hani kategoriye ayırmak çok doğru değil ama hani iki kategoriden düşüneceksen yani bu tarz durumlarda bazıları kendi içine atmayı ister, bazıları dışarıdan yaşamayı ister. İşte bu bahsettiğim kaygılarda aslında bu beklentilerin doğurduğu kaygılarda yine bu iki şekilde ortaya çıkar. Bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Mesela yeni yakın zamanda yaşadığımız bir olay. Bir öğrencimiz, bir danışanımız şeyi kazandığında, üniversiteyi kazandığında ailesinin zoruyla tıbba gitti. Sadece yavrucak 2 yıl dayanabildi. 2 yılın sonunda geldi hocam ben yapamıyorum deyip tekrar sınava hazırladı. Bu sefer kendi istediği bir mühendislik bölümüne gitti. Yani bu çocuğu yani 20 yaşında hani 18 yaşında 2 yılda oradan 20 yaşında anca istediği bölüme geçebildi. O da kavga dövüş yani o ortam kıyamet koptu yani bunu yapana kadar. Evde işte bir hafta 10 gün neredeyse ailesiyle görüşemedi. Başka yerde kalmak zorunda kaldı falan. Yine böyle öğretmenleri vesaire bir şekilde hani araya girerek arabuluculuk yaparak çocuğun böyle bir karar almasını desteklemiş olduk. Yani şuna bahsediyorum. İstediği bölümü hani evleneceği kızı, oturacağı yeri, ondan sonra yiyeceği yemeği, giyeceği kıyafeti. Mesela çocuk 17 yaşında, 16-17 yaşında hala ne giyeceğini anne babası karar veriyor. Şimdi bu tarz bir çocukta tabii ki böyle bir özgüvensizlik durumu ya da başarılı olacağına dair inançları zedelenebiliyor. Çünkü bir işi sürekli bir başkası karar verirse bizim karar alma mekanizmamız bu sefer görevliyor. Ya da hani sadece bu şey de değil. Hani ne yiyeyim derken bize kararsızlık hani sadece böyle oraya mı gideyim, buraya mı gideyim, şunu mu yapayım falan değil. Yemek yerken bile hangisinden başlayayım? Ondan mı başlayayım, bundan mı başlayayım diye yani çok temel basit bir aktivitede bile zorluk çekebiliyor. Bunların yanında tabii bu tarz hareketler özellikle güven problemlerini yine ortaya çıkartabiliyor. Çocuklar kendilerine güvenilmemiş gibi hissedebiliyorlar. Çünkü anne babasının yaklaşımı hep şu şekilde olabiliyor. Hani acaba yine ne yaptı bu? Acaba yine başımıza ne dert açtı falan gibi bir yaklaşım olabiliyor ki hani çok masum hani çok haşır değil masum olmasına rağmen yine bu yaklaşımlar çocuklara sergilenebiliyor. Bu sefer de çocuklarda aşırı bir memnuniyetsizlik hem kendine karşı zaten derin bir suçlama kendine karşı derin bir öfke ve dünyaya karşı da sadece kendine değil çevresine karşı da bir öfke problemleri ortaya çıkabiliyor. Çünkü şu inanç var hani ne yaparsam yapayım zaten beğenilmeyecek. Ne yaparsam yapayım hep eksik kalacak. En klişe örneklerden bir tanesi özellikle bu sınav dönemlerinde sınav sonuçlarıyla alakalı karşımıza çıkan bir şey. Örnek veriyorum çocuk 70 aldı. Anne baba der ki niye 80 değil? 80 alır niye 90 değil? 90 alır niye 100 değil? 100 alır
kendini aldın, sanki bize mi aldın? Hani 100 oluyor hala, yani kendini orada bari bir takdir yok, takdir de yok. Anca şey, hani böyle bir eksikliği görme, yanlışı görme. Aferin, bakalım mesela işte 100 aldı, ikincisinden de 100 aldık, bakalım üçüncüde de alabilecek misin falan. Hani hala ikna almıyor yani. Kesin üçüncüsünde de bir düşük alır bu. Ya yani da bir sonrakinde yine kesin de bu notu düşürür falan şeklinde bir güvensizlik durumu yine olabiliyor. Bu tarz yine tutumda yetişen çocukların en büyük, en zarar gördüğü noktalardan bir tanesi kendi sınırlarını çizememesi. Yani o sınırları o kadar çok ihlal ediliyor ki, o kadar hani sen bir şeylere karar veremeden yetişiyorsun ki ileriki hayatlarında maalesef ki hep böyle gidiyor. Ya sömürülen, ya kullanılan, ya da mesela hayır demekte zorluk çeken çocuklar ortaya çıkıyor. Hocam işte bir türlü hayır diyemiyorum. Hayır deyince kendimi çok kötü hissediyorum. Çok yanlış bir şey yapıyormuş gibi hissediyorum diyor mesela. Neden hani böyleyse? Çünkü geçmişte insan hayır demeyi ilk başta anne babasına karşı öğrenir. Yani anne babası ne kadar mantık çerçevesinde hayır diyebiliyorsa ve diğer kişileri de o şekilde yine yönlendirir. Ya da doğru yanlışı anne babasından ne kadar çok öğrenebiliyorsa gerçek hayatta da doğru yanlışla alakalı kararlarını o kadar verebilir. Doğru kararları o kadar verebilir. Yani bu tarz yetiştirilen çocukların yaptıkları şey sürekli yanlış olduklarından, o yüzden hep kararsız, yani seçersem kesin yanlış olur. Hani en doğrusunu seçmeliyim. En doğrusunu seçmeyi beklerken de vakiti kaçırır ve o doğru seçimde bir türlü yapamayabilir. Yani sonra yine mi yanlış seçtin, yine mi yanlış seçtin diye böyle düşünebilir. Çünkü yine söylüyorum, bir çocuk doğru seçmeyi evde öğrenir, küçükken öğrenir. Yanlışı seçerek de doğruyu öğrenir. Evde bir türlü doğruyu seçemediğini düşünürse, bir türlü o doğruya kavuşamadığını düşünürse, gerçek hayatta da bu problemleri yansıyabilir. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bu tarz tutumlarda muhakkak bir dalga geçme durumu, bir küçümseme durumu ya da bir hakaret durumuna maruz kalır çocuklar. Nasıl yani? İşte vay sen aldın bu puanı, hiç beklemiyordun falan gibi. Ya da ya 50 defa söyledik, senin kafandan niye geçmiyor? Yani duvar olsa şu an anlamıştı da harekete geçmişti. Sen duvardan daha betersin. Ya da bir işte betondan daha, yani beton bile senin kafanın yanında daha yumuşak kalır falan diye böyle hakaretlerle, çocuğun onurunu ve gururunu kıracak kelimelerle, cümlelerle yaklaşır. Gerek işte bu akademik başarısıyla ilgili, gerek fiziksel özellikleriyle alakalı, işte gerekirse ergenliğe girmiştir. Ergenlikte malum işte yağ bezleri falan daha yoğun çalıştığından işte pis kokarsın sen zaten hep. Aman işte sen duşa girsen günlerce yıkılsan çıkmazsın. Seni çamaşır suyuna yatırmak lazım falan gibi böyle abartarak. Hatta hiç unutmuyorum, bir danışanın yani ergen danışanın babasını kullandığı bir laf. İşte biraz böyle şey var, toplu bir kızacağız. Bütün ailenin içerisinde babası ona şu şekilde söylüyor. Diyor ki ya çocuklar, gençler biliyor musunuz? Uzaydan görülebilen tek varlık kim biliyor musunuz? Kim? İşte benim kızım. Ha 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 neden işte çok küçük tombul falan diye böyle yani aşırı derece. Yani o esnada komik gibi gelse de işte, hatta çocuklar yani sen ne yaptın diye sorduğunda işte ben de güldüm falan gibi söylese de aslında bunların hepsi onu gururunu ve onurunu zedeleyecek hareketler ki bunu anlatırken de zaten yoğun bir işte ağlama şey ağlama aynı zamanda üzüntü ondan sonra son zamanlarda yaşadığı bunalımla bizim bir danışmanlık merkezine başvurmuştu. Bu tarz şekilde yani işin özü ortaya çıkıyor ve mesela bir restoranta gittiler. İşte hadi kızım sen söyle, ya da hadi oğlum sen söyle şu çorbaları ya da siparişimizi falan. Bir türlü garsona seslenemeyince ancak işte ah görüyor musun beceriksiz bu. Bundan hiçbir şey olmaz falan diye. Halbuki hani bak orada eleştiriyor ama o hale getiren de o. Onun farkında değil. Yani hem güven yok, hem ciddi bir eleştiri var, hem özgüvenle alakalı bir destek yok. Aynı zamanda yoğun bir eleştiri, bir hakaret durumu söz konusu. Böyle olunca çocuk kısır bir döngüde sanki bir kapana şey sıkışmış gibi hep aynı yerlerde, hep aynı hareketlerle hataya düşmeye maalesef ki sürüklenebiliyor.
Bu tarz çocukların yetişkininde biz maalesef yine sorumlulukla istikrarla alakalı özellikle. Hani istikrar, yani bir işin istikrarlı olması çok kıymetli ya da mesela geliyor 2 gün geliyor, 3 gün geliyor, bir hafta geliyor, bir hafta sonra daha da işe gelmiyor. Ya da 2-3 ay çalışmış ya da işte CV'sine baktığımızda her işte 2 ayda bir, 3 ayda bir iş değiştirmiş gibi durumları biz yetişkinlikte gözlemliyoruz. Ya da işte bu özellikle hayır diyememekle alakalı. İşte hiç dışarı çıkmak istemiyorum ama arkadaşlarım kırılır diye çıkmak istiyorum gibi tutumlar. Ya da mesela hocam hiç istemiyorum ama sürekli mesaiye kalıyorum. Patron çünkü tek bana söyleyebiliyor. Ben de hayır diyemiyorum. O yüzden çok çalışıyorum gibi durumlar. Öfke problemleri. Hocam işte bu aldığım 3. telefon son 2 ay içerisinde. Çünkü öfkelenip fırlattım işte. Sinirlendim duvara fırlattım gibi durumlar ya da tam tersi. İçine at 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 böyle işte panik atak gibi ya da kalp çarpıntıları gibi mide ağrıları gibi baş ağrıları gibi yine durumlar karşımıza çıkabiliyor. Özgüvenle alakalı özellikle kendini doğru ifade edemediğini, kimsenin onu anlamayacağını, ondan sonra ya da hiçbir zaman gerçekten sevilmeyeceğini düşünen düşüncelerle yine karşımıza çıkabiliyor. Genel olarak benim bahsedeceğim durumlar bunlar. Eğer varsa sorularla alakalı. Tabii hocam. Siz böyle anlatırken ben de böyle kendi yaşantılarımdan kesitler buldum. Dinleyenler de bulmuştur mutlaka. Açıyorum hemen yorumları. Bu zaman zaman farkına varılmadan yapılan şeyler. Bu noktada ya çocuk niye kırılır, niye üzülebilir ya da işte onur kırıcı ya hocam çocuk ne anlar ya hani ne anlar gibi böyle düşüncelere girmemek gerekiyor. Çünkü hani hepimizin bir kalbi olduğu gibi çocukların da bir kalbi var, çocukların da bir gururu, onuru var. Bu noktada biraz daha yani çocuktur anlamaz modunda hareket etmemek lazım. Bu en tehlikeli yaklaşımlardan bir tanesi. Ya hocam çocuk ne olacak falan ya da hocam işte akşam yemek yapıyorum. Çocuğum 9 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında neyse. Ona niye sorayım ki? Hani sanki o farklı, hani sanki onun düşüncesi, bir beyni, bir yaşam şekli yokmuş gibi. Her şeyi biz karar verelim falan gibi. Hocam sorular geliyor ama özellikle konuyla ilgili olursa daha iyi olur diye söyleyeyim buradan. Yine en sık karşılaştığımız noktalardan bir tanesi katı kurallar koymakla alakalı. Biz deriz ki çocuklara kural koymak önemlidir, sınır koymak önemlidir. Ama bu kuralların çok katı olmaması, zaman zaman esnetilebilir olması da bizim için kıymetlidir. Çünkü çok katı, çok disiplin, işte dersini çalışmazsan bundan sonra bir daha telefon yok gibi böyle. Ya da işte ya bu saatte uyursun ya da bir daha işte senin le işte oyun oynamayız ya da işte duygu sömürüsü işte bu yemeği yemezsen daha küçüğe gideyim daha bu yemeği yemezsen bak arkandan ağlar ondan sonra ben senin annen olmaktan vazgeçerim gibi böyle onu işte seni terk ederim başkasına veririm gibi böyle duygu sömürüsü ama aynı zamanda çocuğa hatta duygusal istismar diyoruz yani biz bu konuya. Bu tarz tutumlar da yine bu toksik ebeveyn davranışı içerisinde değerlendirilebilir. Özellikle o katı kurallar noktasında. Yani kurallar olmalı mı? Evet olmalı. Kurallardan ziyade sınırlar olmalı. Çünkü sonuçta çocuğu sınırsız, kuralsız bir dünyaya bırakmıyoruz biz. Ama onlar illa herkes her gün 9'da uyumak zorunda değil. 10 geç uyur, 15 geç uyur. Bazen 9.30'da uyur. Özellikle anne babaların şunu fark etmesi lazım ki yani malum bizler de zamanında çocuk olduk. Bizimlerin de istekleri vardı. Anne babamızı suçladığımız ya da onları eksik gördüğümüz noktaları kendi çocuğumuza uygulamak istemeyiz. Ama onları eksik görmek, onlar gibi olmayayım derken daha beter, daha farklı bir durumda olmayalım derim. Ben Teşekkür sordum. ederim hocam. Hocam bir soru gelmiş. Çocukların beklenmediği durum ve durum karşısında tepkisi yaklaşıp kendine zarar verme
ve şiddetli ağlama krizlerine girme durumlarında ebeveynler nasıl davranmalı? Diye bir soru gelmiş. Bu çok geniş kapsamlı bir soru. Birincisi çocuğun yaşı önemli. İkincisi hangi durumlarda yaptığı önemli. Bir defa böyle bir şey yapmıştık. Yeni yapmışsınızdır. Ondan sonra bu şekilde devam ettiriyor olabilir. İkincisi gerçekten ihtiyacı varsa ve siz bu en sonunda bahsettiğim böyle ciddi bir katı kurallarla yaklaşıyorsunuz. Orada biraz daha belki kuralları esnetmek iyi olabilir. Ama burada önemli olan hangi durum, hangi zaman ya da işte ağlama krizi diyorsunuz. Ağlama krizi ne kadar sürüyor? Hani çünkü kriz dediğiniz şey çok uzun süreli sürmesi gereken bir şeydir. İstediğini alana kadar, sonra istediğini alınca vazgeçip devamlı geri hareketinden vaz mı geçiyor gibi kriterler orada çok önemlidir. Teşekkür ederiz hocam. Hocam, üniversite hazırlığındaki bir çocukla iletişim önerileri var mı hocamızın diye bir soru gelmiş. Üniversite hazırlık özellikle şu dönemde biraz daha bu Mart aylarında falan, Mart Nisan aylarında biraz daha bıkmış, yılgın bir şekilde olabilirler. Bu aylarda, Mart ve Nisan ayına özel söylüyorum. Böyle yapınca reklam gibi oldu ama Mart Nisan ayına özel ebeveyn tutumlarının %40'a varan gibi şunu önermek gerekir ki şu dönemde çok fazla üstüne gitmemek lazım. Çünkü çocuklar başladılar. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat derken 8-9 aydır neredeyse bu sürecin içerisindeler. Burada biraz daha işte zaman az kaldı, bak çalış, bak kaçırma falan gibi tutumları biraz daha esnetmek gerekiyor bu dönemde. Çünkü zaten şu da bir gerçek ki yani şu anki yaptıkları netler de gerçek netleri yansıtmıyor. Yani gerçek netler biraz daha Mayıs ayında ortaya çıkıyor. Mümkün mertebe onların işte ferahlayabileceği, gezip dolaşabileceği alanlar da oluşturmak gerekiyor. Şu an stresin tavan yaptığı zamanlar. Bu hani Aralık ayında, Kasım ayında olsaydı daha farklı cevaplardım. Bu ayda biraz daha böyle hareket etmek gerekiyor. Kesinlikle hocam. Ben de mezuna kalan biri olarak kesinlikle katılıyorum. Hocam, boşanmış anne babalar çocuklarına nasıl davranmalı? Anne baba görüşmüyorsa diye bir soru gelmiş. Yani konu dışı sorularımız geliyor hocam ama cevaplamak isterseniz tabii ki cevaplayabilirsiniz. Birçok ihtimal ortaya çıkıyor yine dediğim gibi hem yaşı hem nasıl boşandığı vesaire. Şu bir gerçek ki eğer anne baba görüşmüyorsa arada bir belli ki bir kopukluk var gibi algılıyorum ben. Ya anne baba bir süre sonra birbirinden hoşlanmayıp ayrılabilir. Bundan doğal bir şey yoktur ama anne babalık dan hani boşanılmıyor. Hani karı kocalıktan boşanılıyor. Bunu bir kere çocuğa söylemek lazım yani. Evet, biz karı koca olarak boşandık ama işte senin baban, ben senin annem. Ve bunu yaparken de şunu muhakkak dikkat etmek lazım. Çocuk anneyleyken anne babayı kötülememeli. Babanın yanındayken de baba anneyi kötülememeli. Ama hocam onlar öyle yapıyor. O yüzden ben de böyle yapıyorum diyorsanız en azından bir taraf doğru olsun ki çocuk büyüdüğünde en azından ya işte babam böyleydi ama annem doğru yapıyordu ya da annem böyleydi ama babam doğru yapmış diyebilsin. En azından bir tarafın daha olgun, daha mantıklı yaklaşması bizim için önemlidir. Ve çocuğun mümkün mertebe yani ayrıldık diye de işte dur şunu da yapayım, dur bunu da yapayım, dur mağdur olmasın falan gibi de düşünmemek lazım. Ayrılık sonuçta şu çağda hayatın normallerinden biri. Anormal gibi davranırsanız çocuk da bu anormalmiş gibi olan durumu kullanıp daha farklı durumlar, daha farklı duygu sömürüleri ortaya çıkarabilir size. Bu tabii çok uzun, çok geniş bir konu. Bireysel de bir konu. Özetle böyle söyleyeyim. Hocam, bir sorumuz daha var. Zorba çocukla iletişim nasıl olmalı diye. Tabii yani şimdi zorba çocuk kimin çocuğu? Hani sizin çocuğunuz mu? Karşı tarafta bir zorbalık mı var? Anlatabiliyor muyum? Bunlar yine önemli. Eğer sizin çocuğunuz bir zorbalık yapıyorsa ki bakın zorbalık yapan çocukla zorbalığa uğrayan çocuk arasında özgüven farkı şöyle bir fark vardır. Birisinin özgüven çok yüksektir, birisinin çok düşüktür. Ama
yüksekliği ve düşüklüğü bizim istediğimiz bir şey değildir. Bizim istediğimiz özgüven, yani sağlıklı özgüven, özgüvenin dengede olması halidir. Zorbalığa uğrayan çocuğun özgüvenini kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Zorbalık yapan çocuğa da biraz daha dış gözle baktırmamız, biraz daha merhamet, empati gibi duygularını beslememiz gerekiyor. Orada biraz daha işte yani merhamet, vicdan, işte işleri olabilir ya da işleriyle ilgili destek olabilir ya da bir yere işte bağış yapmak gibi olabilir. İşte hazır Ramazan geliyor mesela, işte yardım yaptırmak gibi, hani o merhametini besleyecek durumlara kanalize etmek daha kıymetli olacaktır. Ama özellikle dış gözle hani göstermek. Çünkü hani bir çocuk zorbalık yapıyorsa bu büyük ihtimal anne babasını anlatmak istediği bir şey vardır. Yani benim bir yaram var, beni görün demek istiyordur. Bu yara bazen anne baba iletişimiyle alakalı olabilir. Bazen anne babanın çocuğa olan iletişimiyle alakalı olabilir. Bazen de anne babanın çocuğa uyguladığı fiziksel ya da duygusal şiddetten yine kaynaklanıyor olabilir. Teşekkür ederiz Kerem Hocam. Şu an başka bir sorunuz gözükmüyor hocam. Bekliyorum. Beklerken şunu da eklemiş olayım. Yani çocuklar duygulardan ibarettir. Hepimiz duygusal varlıklarız. Biz yani bir yetişkin oldukça duyguları biraz daha yönetebiliyoruz. Çocuklar duygularını yönetme noktasında biraz daha tabii zayıf kalabilirler. O yüzden mesela çocukların ne hissettiğine karar vermeyiniz. Toksik ebeveynlikte bu da vardır mesela. Hayır, korkamazsın. Hayır, suçlu hissedemezsin. Hayır, öfkelenemezsin. Ben senin annenin babanım. Hayır. Her çocuk her duyguyu istediği kadar hissedebilir. Bakın, davranışlarını bizim orada değiştirmemiz gerekiyor. Hani öfkelenebilirsin ama mesela öfkelendin diye vuramazsın. Nefret bile edemezsin ama edebilirsin. Ama nefret ettin diye bir şeyleri fırlatamazsın. Ya da işte anneye karşı, babaya karşı öfkelenip suçlu hissedebilirsin ya da korkabilirsin. Her çocuk korkar. Bundan doğal bir şey yoktur. Ama korkma, bağır, işte öfkelenme, ondan sonra nefret etme, ya da işte mesela gülme, mutlu olma falan diye bir duyguları çocuğun yaşamasına engel olmamak gerekiyor. Onu da yine yeri gelmişken söylemiş olayım. Çünkü toksik ebeveynlikte ne hissettiğine bile karışabilir. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz var hocam. Koyduğumuz sınırlar nasıl uygulamaya geçirilebiliriz? Çünkü çocuklar dinlemiyorlar diye bir soru gelmiş. Bu noktada anne babanın işbirlikçi olması gerekiyor. Annenin tek başına yürütebileceği ya da babanın tek başına yürütebileceği bir konu değil. Mümkün mertebe ortaklaşa hareket etmesi bizim için önemlidir. Çünkü öbür türlü birinin evet dediğinde biri hayır derse ya da işte birinin hiçbir için hiç kurallar önemli değil ya da biri hayır derken diğeri destekliyorsa falan gibi durumlar olunca çocuk o sınır metotları çok işe yaramıyor. Bir de kural koymak, sınır koymak yaşına göre tabii bu ama çocukla birlikte olması her zaman daha iyi. Birlikte karar verelim. Ortaklaşa kurallar koyalım şeklinde ilerlemek daha iyi. Hemen alışmasını da beklemeyin. Yani bir kural koydum, yarın uyulacak diye beklemeyin. Orada biraz sabır da önemli. Sonuçta hani 7-8 yaşında bir çocuk bile olsa, hani 7-8 yani değil mi? Biraz daha büyük oluyor küçük yaştakilere göre. Hani 7-8 yıldır dünyada. Sonuçta çok daha iyi, daha çok yeni yani. Bir 30 yıllık, o 40 yıllık bir geçmişi yok. Hala biraz daha dünyaya alışma evresinde. Bu alışma evresinde biraz daha müsamaha gösterilip ama hani kurallar noktasında da dik durmak. Mesela telefon sadece pazartesi 12 ile 2 arasında kullanabilir diye bir kural koydunuz ve çocukla birlikte koydunuz. Bir hafta gibi böyle gitti. 3-4 hafta böyle gitti. 5. hafta geldi. 6. haftada dedi ki ya yarım saatte oynayabilirim. Ona oynayabilir miyim? 6. haftada verdiğiniz böyle o yarım saatlik ya da bir saatlik esneklik ya da ondan sonraki süreçte işte pazartesi yok, bundan sonra salıya aldık gibi tutumlar çocuğun ne yapar? Tabii kafa karışıklığı akabinde kurallara karşı yani size karşı bir güven problemi
ortaya çıkartabilir. O yüzden net olmak, net olurken de yine bahsediyor, yani katı kural değil de esnek olmak önemlidir ve kuralı yürütmekte. Hocam bir ara bir kurallar almıştık, çok da yürümedi. Hani 2-3 ay yürüttük, sonra biz de sıkıldık falan gibi tutumlar oluyor. Ama çocukken biraz daha sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Şu an başka bir soru gözükmüyor. Hocam bir yorum gelmiş. Soru değil ama 11 yaşındaki kızımla birlikte kuralları hazırlıyoruz hocam diye. Bir yorumunuz var sadece. Başka herhangi bir soru veya yorumunuz yok hocam. Dilerseniz burada sonlandırabiliriz. O zaman görüşmek üzere. Herkese iyi Görüşmek akşamlar. için. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Görüşmek Çok üzere. bilgilendiriciydi. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.